Bize kahve yok mu? Kutuplaşma mı oldu şu an? Ya gerçekten ilk günden. Ne oldu? Ne yaptıysan artık yani. Nereye oturayım ben ya? Ya bize de dedim ne oldu? Afiyet olsun. Cidden kahveyi kim yaptı? Kahve ben yaptım. Güneş ne oldu? Sen burada bir laf attın. Ben dedim ki ne demek istedi dedim. Sen bir konuşamadın, gerildin, kekeledin falan dedim. Gerildin dedim. Yo gerilmedim dedi. Ne oldu sana mı laf atmasından kim korkuyorsun? Yo bana niye laf? Mavili arkadaş mı? Dilara. Yani biz onun konusunu bile açmadık burada. O kadar silik gözükte yok yani. Konu hepinizdiniz zaten. Ya biz de orada bir konuştuk çünkü bir şey geçti ya sizin aranızda. Yo yo çınladı bayağı. Ama ben de onu söyledim. Ben sen çok sert bir giriş yaptım. Anlaşmadılar ki zaten. Ben şu an gergin görüyorum herkesi. Herkes öne çıkmaya, atılmaya çalışıyor. Doğal olarak. Ben de belki kendimi öyle yansıtmış olabilirim. Onun Ceren'in de öne çıkmaya çalıştığını düşünüyorum. Aramızda ufak böyle bir gerginlik... Biz de onu konuştuk zaten. Öyle mi? Gerginliğe benzer bir şey yaşandı. Öne çıkmaya çalıştığını, insanlar her zaman biliyorsunuz tekrardan söyleyeyim, rakip olarak gördükleri, yani kendisini ezebilecek insanı üzerine çıkmaya çalışır. Zaten ona laf atmamıştım. Onun lafın üzerine attım ben. Sert girmedin mi? Yok, sen de üstün ama görüyorum. Sen de bayağı anlattın. Hayır, ben ya, şimdi o da öyle kişisel yaptı. Olarak söylemedim i̇şte kimseye. Ama o kişisel olarak bana getirdi. Sonra ben onun lafın üzerine laf söyledim. Siz Güneş'le beraber oradaydınız üçünüz. Tartışma falan mı oldu? Buraya geldiniz. Hayır, hiç tartışmadık biz. Ben dedim ki hadi bahçeye çıkalım dedim. Sonra arkamı döndüm sadece. Evet, ben Erdem'in peşinden geldim direkt. Zaten bahçede içelim kahve dedim. Şuranın bir tadını siz çıkartalım diye. Siz sanki Güneş'ten bir enerji alamadınız gibi yo, orada. Yo ben Güneş'i sevdim. Enerjisi güzel. Emin miyiz kızlar? Evet. Siz bir sanki ben orada ayrılma sebebi... Ben enerjisini sevdim. Ayrılma sebebiniz sanki sen bir aldın Ayda'yı hayır, biz şu tarafa gidelim. Hayır gerçekten dedi. Kendisi o tarafa doğru gitti. Ben ne bileyim ben orada bir öyle bir sezdim sanki. Seviyorum. Güneş biraz daha böyle insanları izliyor. Ondan sonra evet, karar veriyor her şeye. Ve Güneş aslında çok yani eğlenceli bence. Siz tartıştınız mı? Neşeli gibi duruyor ama. Tartışmadık Güneş'le. Güneş'e siz... Güneş farklı. Güneş farklı. Güneş onlarla beraber. Bir dakika, bir dakika. Evet. Soner'e gitmek. Güneş'e onlar sinsi demek istiyorsun gibi sanki. Yok. Sen hayır, sinsi dedi. Hayır canım, maalesef. Ben şu anda bu grupların bu şekilde kalacağını düşünmüyorum. Ya konumuz herkes, şimdi konumuz gruplar değil. Bir dakika göre belli edecek. Konumuz gruplar değil ki. Kolay ne? Sizin Güneş'ten ayrı buraya gelmenizdi. Hani beraber kalktınız, hadi gelin kahve yapalım dediniz. Sonra buraya geldiniz. İkinizden niye hiç sormadınız bile oradan giderken? Dedim, bir baktık hiç... arkamızda yok. Bizim arkanızda peşimizden yoksa... gelmek istemeyeni biz niye gel diyelim. Bir şey söyleyeyim. Benim burada ismim falan geçti. Duydum ben onlar. Evet dedim. Ya. Ben dedim ki hani ne oldu dedim Ceren falan. Değil mi? Ceren bayağı sağ kulağım buradan olsun. Geliyordu yani. Evet. Çünkü Güneş bizi görmedi gittiğimizi. Ve bence de Güneş şu an orada oturmuş. Neden beni çağırmadılar diye düşünüyor olabilir. Ben Güneş gidip almak istiyorum aslında ama kendisi gelsin. Bence siz aranızda ne konuştuysanız şu an oraya biz servis yapıyor. Biz aramızda hiç kötü bir şey konuşmadık. Yok kötü bir şey Güneş'le. Geçmedi ki arada. Kahve yaptılar hadi evet, kahveleri hatta alalım içelim. Evet hatta aynı fikirdelerdi. Evet. Güneş o tarafa gitti. Zıtlaşmadık Dilara biz Güneş'le. Dilara gildi bu tarafa ben gitti. Ben herkese zıtlaşmıyorum arkadaşlar. Ama. Ben buraya zıtlaşmaya gelmedim. Sen niye oradan, siz niye kalkıp geldiniz ne oradan? Ne oldu biliyor musun? Ben dedim ki hani Ceren'lerinizin ne geçti falan. İşte ben onu kendime işte rakip olarak görmüyorum. Ondan sonrasında işte hani... Birkaç cümle falan söyledi. Şu an hafızamda yer vermedim herhalde. Hatırlamıyorum da. Sonra ben dedim ki ama sen de çok sert çıktın. Hani çünkü ben de orada bir şey söyleyecektim. Hani bana söz hakkı sana verilecek denildi. Sonra sen girdin araya. Yani böyle herkesi böyle alt tabakada görüyormuş gibi konuştu. Kendi çok üstünmüş gibi. Ben dedim hani ben de dedim en başta sana dedim söylediğin şeylere ben de sinir oldum. Hani bunu söyleyince de ben böyle senden tarafmışım gibi oldu. Orada biz bir atıştık. Sonra lafa da ata bahçeye gitti yani. Ben çekinmişim sözde vesaire falan. Öğrenecek. Ceren sen ilk düşmanın hayırlı olsun. Öğretsin. Direkt sana karşı mı böyle? Hani sen direkt... Yok hani böyle mi? Şey gibi bana böyle, bu defa bana da bilendi. Hani Ceren'ken Ceren'le Güneş oldu anladın mı? Bak yeni bestim. Yani. Gördün mü? Şu an herkes aynı mesafede şu birbirlerine. Şu an böyle mi hissediyorsunuz? Ben böyle hissediyorum. Peki olacağız. Şöyle mi düşünüyorsunuz? Güneş orada sizin hakkınızda Güneş'le ilgili bir şey. Konuşmuyor yani, biz. Konuşmuyor. Bakımız, konuşmuyor. Neyine iddiaya girelim? Bence konuştu. Konuşmuyor. Bence konuştu. Bence en fazla Ceren'le benim ufak bir tartışmamın konusu hakkında konuşmuş. Hatta Ceren'le ikili bile olmuş olabilir Güneş şu an orada. Ben zannetmiyorum. Yani bir yarış var sonuçta. Evet. Sonunda doğru. Evet Güneş sonunda geldin. Hoş geldin. Hoş geldin. Gittin. Bana laf atıp giden sensin.
Orada. Peki Güneş bir şey soracağım sana. Hemen bir şey sor. Orada teker teker arkadaşlar. Orada Dilara ile Ayda hakkında bir konu geçti mi? Ayda ile alakalı bir şey geçmedi. Dilara ile ilgili. Ama demiştim. Benim yani. Bizim hakkında konuşmuş olabilirler. Demedim. Siz ne konuştunuz? Ben onu merak ediyorum. Ben sana hangi lafa? Ne dedim ben böyle sana? Böyle sanki ben Ceren'den çekiniyormuşum tarzında şuradan gelirken bir şeyler söylüyordum da tam duyamadım, bir daha söyle istiyorsan. O zaman madem duyamadığın şeyden niye alınıp oraya gittin? Hayır canım, sana söylemesinden mi korkuyorsun tarzında bir şeyler söyledim. Ben mi yanlış hayır, anladım? Hayır, şöyle dedim. Hayır. Dedim ki ben bu kadar üzerime alınmadım. Sen niye bu kadar dert ettin ki? Ben bir şey dert etmedim ki, sana sadece soru sordum. Dedim ki mesela burada ne demek istedi? Bana aynısını söylese ben böyle tepki vermezdim. Yani. Tamam, emin ol aynılarını yaşayacaksın. Ne alaka şu anda? Emin ol aynı şeyleri Ceren'le olmasa başka insanlarla düşünsene, yaşayacaksın. Anıl, o zaman ben sana şey diyorum. Diyorum ki sana mesela Murat dedi ki ya senin ne olduğun belli oluyor. Murat sana ne demek istedi? Dediğimde ben şey mi olmuş oluyorum? Hani Ceren'ci mi olmuş oluyorum? Hayırdır? Biraz da bizim arkamdan modumuz yerine geldi. Arkamdan konuşacak bana, yüzüme konuşsunlar. Şu an oh, Ceren geliyor. Oh, şu sıra. Hayır Ceren evet. Duydum. Ceren diyeceğim dedim ya. Ki. Sen buraya otursun. Arkamdan konuşacağınızda yüzüme konuşun. Kimse kimseyi sevmek zorunda değil. Evet. Ama saygı olmak zorunda. Saygı duyacaksın. Bir ortamdaydı. Ben de kimsenin, yani, ne kimsenin fiziksel özelliğiyle dalga geçerim. Ne kimse bile fiziksel özelliğiyle dalga geçerim. Asla. Olması gereken. Yani her zaman şunu söylüyorum. Herkes babasının oğlu burada. Herkes herkese bir şey diyebilir ama evet. Kesinlikle o saygıyı bozmayacak. Tabii kesinlikle. Ki. Kesinlikle. Hayatım, arkamdan konuşacağına yüzüme konuşabilirsin. Yani senin gelip orada konuşmanı tercih ederdim ama dedim büyüklük bende kalsın, ben geleyim konuş. Zaten büyük olduğun için büyüklük sende kalsın hayatım. Problem değil. Ben senin yaşın kaçtı? 22 hayatım. Seni. Doğru. Seni. Neyse gezersin artık böyle böyle. Yok seni. Benim ya, büyüklerine karşı saygılı ol o zaman. Ha, büyüğünmüş ya. Evet, saygılı ol. Bayağıştan vuruyorsan büyüğüne karşı saygılı ol. Ben zaten sana söyledim, bir saygı çerçevesinde konuşalım. Instagram'da modelliğin dışındaki mesleğin ne? Instagram modelliği mi? Hani modelim demiştin ya, yanlış duymadıysam. Instagram modeli miyim dedim, evet, ben? Evet öyle söyledin ya, modelim, hani bir sosyal medyayla uğraşıyorum. Sen fanımsın sanırım. Öyle söyledin oturduğumuzda hayatım. Neyse bu konu konuştukça uzayacak. Burcu Hanım'ı çok beklettik. Bence oyun alanına geçelim. Bence de. Evet, bence de. Biraz hareketler lazım. Heyecanlı söyledi. Söylediğin en mantıklı cümle buydu bu zamana kadar. Belki strateji yapabilirim şu an. Bakalım göreceğiz o stratejiyi. Ben hepsini bir de bırakacağım. Bu da bir hiç yöntem. İşimi şansa bırakamam. Siz gibi. Nasıl yani, böyle olabiliyor mu? Yani istedim. Bravo. Bravo. 5 puanın yeterli olacağını düşündü, olabilir. Evet, değil baktım. Mi? Tamam, peki. Okay. Bence bu hiç adil olmadı. Kendi ben düşünemedi diye kıskandı. Bu kadar güvenen, bu kadar özgüvenle başarırım, en iyi benim diyen bir kadından çok özür diliyorum. Gelebilir senden miyim? Senden daha iyiyim ama şu an farkındaysan. Yani geldiğimde çok güzel bir kendime güven, özgüvenli bir şekilde o 3'te mesela. O 3'e tutturmaya çalışırdım. Yani burada gelip strateji... Keşke benim puanımın üzerine geçecek de konuşsaydım. Sizin gibi yapamam deyip boyunun bir amacı var sonuçta. Bu taşların hepsini ben de burada bırakmayı biliyorum. Zaten kazanmaya değildi. Kendini göstermeye gelenler belli etti bu arada. Bu kadar özgüvenle. Ama ağlama. Ağlama lütfen. Ağlama gibi bir şey. Ağlamıyorum burada. Ağlamayacağım da. Yalnız doğru yapmış olduğun şey aslında bence benim düşüncemi değildi. Sen düşünemedin diye kıskanıyorsun şu an. Evet yaptırdın. Kesinlikle ben bu yaptırdın ya. Kim tuttu elin ayağını senin? Bu tamamen strateji değil. Bir şey mi söyleyeceksin oğlum? Ben bir şey söyleyeceğim. Bırak söyle. Sen mi? Gör lütfen. Yani yine. Ben burada Ceren'e atılan lafı çok yersiz buluyorum çünkü o da bir strateji, yani onu yapmak istedi. Ben bunu gücüm kuvvetimle yapacağım demedi. İyisi olacağım dedi. Şu anda en yüksek puan eşdeğer. 5 puan aldılar. O zaman Burcu Hanım hepimiz birlikte şey yapalım. Garanti olmasın diye atalım. Düşün yap. Sen yaptın, ben de devamını getiririm. Biraz kafanı yor bakalım. Teşekkür ederim, sağ olun söz verdiğiniz için. Bana dedin değil mi? Teşekkür evet. Ederim. Tamam. Burak? Ceren... Ben düşündüm diyor, evet. Sürekli öyle konuşuyor ama Yağız'la biz düşünmüştük bunu. Ya ilk bölümden kendim elledi, çok mutluyum şu an. Şöyle söyleyeyim size şey Burcu Hanım. Az önce ben dedim ki anlamadım. Hepsini dedim aslında atmasak, önümüzde bıraksak dedim. Sonuçta onu da kalıyor. Ben bir şey söyleyebilir miyim? Bir dakika. Çok onu da arkadaşa Burak'a söyledim ben. Bana dedi ki, rakibine neden öyle bir şey söylüyorsun? Ama Yağız bunu en iyi uygulayan Ceren oldu bu. Ben bir şey söyleyebilir miyim?
Bir şey söyleyebilir miyim? Yani ben burada sadece beni kızlar kıskanıyor sanıyordum da erkekler de daha iyi. Seni kıskanmak. Neden kıskanmak? Ya seni kıskanmak. O kadar iddialı gelip şu anda fos çıkmana güldü erkek. Ben seninle dalga geçiyor şu an. Ama anlayamaman çok normal. Zaten belli. Hani bana demiştin ya. Hani bana demiştin ya sen kendini belli. Lütfen. Çok mutluyum. Hadi bekliyorum gel. Ben lider olabilirim takımda, oyunda, maçta, sahada savaşırken. Yani gerçekten ama ben liderimmişim çok gibi. Çok farklı yerlere gidiyor. Evet, çok farklı yerlere gidiyor. Nasıl o aynı yere gidiyorsun? Yoksa teker teker. Teker teker. Aynı yere geliyorsun sürekli. Konu hep aynı yere geliyor. Sen yandığını mı düşünüyorsun? Ben sana belki beni bugün, bütün her şeyde başarısız olacağımı düşünüyor karışıklı musun gerçekten? Belki bugün karşı takımdan biri çıkacak ve o gidecek. Ya belkilerle yaşayamayız Oğuzhan. Bu saatten sonra ben sana saygı duyuyorum. Benim liderim değilsin, anladın mı? Yani, sadece saygı duyuyorum. Bak, ben seni liderim olarak görmüyorum artık. Bak, saygıyı göstermek zorundasın. Sen sevgiyi, saygı göstermek sevgiyi sevmeyebilirsin. Tamam, hayır, hayır sen beni sevmeyebilirsin. Ben sana saygı göstermek olduğunu her zaman en başından beri söylüyorum. Benim için bitmiştir bu konu, kapandı. Davos benim için kapanmıştı. Tamam, kapandı. Bitti o zaman, tamam. Yani. Saygını bana liderin olarak mecbur göstereceksin. Liderim olarak değil, saygı değilsin. Hayır, liderim değil, liderim değil. Hayır, hayır, şöyle, şöyle. Maçta, eğer, bak benim, dakika, bak, şey ben normalde bir takımım. Beni dellendirme ekibim, bak. Ekibim, duydun mu? Ekibin içinde tatsızlık, tutsuzluk istemiyorum. Ben sizleri seçerken enerjinize uygun böyle uyum sağlarız diye. Bu şekilde şu an tartışıyoruz. Ve burada, abi, ve burada inanın bana. Ne bekliyorsun? Elini öpeyim gelip de ben seni. Ben İstanbul'u fethetmeden her oyun kazandım. Masada Dilara'ya karşı sanki konuşuyor gibi yapıp gelip burada öyküyü yakarak. Hayır, şey alakası yok. Oğuzhan. Herkes hatasını anlasın diye. Bak bir dakika. Şöyle bir şey var. Bir şey söyleyebilir miyim ya? Dedin ki hata yapanı elerim dedin. Doğru mu? Bravo. Hata yapanı elerim. Makarnanın sosunu ikiniz yaptınız. Makarnanın sosunda sadece beyaz peynir olması gerekirken siz beyaz peynirle kaşar da vardı, kaşarı koydunuz. O peynir muhabbetini de Oğuzhan dedi ki ben peynirini öyle döktüm. Yalan mı? Hayır peynir ya, de o kendi yaptı. Yalan yaptın ya. Ben okudum kağıdı. Abi, dedim ki bak bu atılır mı? Sen dedin ki ben dedim sana. Evet. Atalım dedin, attık. Oğuzhan, kahve içen var mı? Sonra eledik. Oğuzhan bir şey söyleyeceğim. Liderlik takımının yanlışlarını kapatmak değil mi? Öyle ama baksana. Sen niye yanlışlarını ortaya döküyorsun baksana, kapatmak yerine? Baksana, ekipteki, bak bizim ya, ekipteki çatlak bir şey kabullenmez. Hiç konuşmuyor. Hayır ya. Bir şey kabullendiğim bir şey yok. Bir şey söyleyeyim mi arkadaşlar? Arkadaşlar makineyle kahve yaptıktan sonra iki sayın. Burucu, bak. Sen koordinasyonunuzu sağlayamadın. Bir şeyi kabullen. Bu insanlar da en az sana karşı biraz daha yumuşasınlar. Anladın mı? Hayır şu canım. Bir şey onlar kabullenmiyorsun sen kardeşim. Umurunda değil ki ben liderim diyor. Hayır. Herkes bana bir şey yapmak zorunda diyor. Bir dakika. Şunu düşünebilirsin. Dersin abi, ki bak herkesin bana böyle bir eleştirisi var. Bir yorumu var. Bir kişi benim yanımda durmuyor şu an. Evet ben bir yerden bir kabulleneyim. Bu insanlara karşı da ben de bir şey söylemiş olayım. Ama sen paso dön tam aynı yere dönüyorsun. Aynı yere dönüyorsun. Aynı yere dönüyorsun. Şey bak ben diktatör olsaydım dünkü üslubun orada çok farklı olurdu. Diktatörlük başka bir şey. Lütfen öyle şey ona gerek yok. Ben sana hayır bir soru sordum. Kavgacımız başlamıştı. Yazıcım kardeşim demin sen dedin ki öykü böyle ben haklı buluyorum. Ben bir liderlik vasfı aldıysam ben eğer bir takımın ağırlığını, şey. Ekibin ağırlığını üstüme aldıysam evet. Ben onu çok güzel sırtlarım. Gördük. Arkadaşlarımız ben onu sırtlarım. Şunu bir dakika. Arkadaşlar. Bir dakika çok konuştun yeter. Sus. Bir dakika sus. Senin demenle mi susacağım ben ya? Senin demenle mi susacağım? Sen oradan geldin. Konunun içine saçma sapan girdin. Ya sus bak takımın yok senin ha takımın yok. Hayır sen orada yetmedim oradaki çekiştirmeleri. Çekiştirmelerin yetmedi mi? Yok dağıldım. Bir şey söyleyeceğim. Teksin. Hoş geldiniz hocam. Beni görmez konu bir anda değişiyor ve alkışı giriyor. Nasılsınız çocuklar günaydın. Hoş geldiniz. Böyle oturun. Hadi gelin kahve mi yapıyordunuz? Evet. Tam sonra beraber içeriz. Bu arada hararetli bir tartışmanın içine düştüm biraz, gibi evet. Oldu ister istemez. Özellikle senin tabii ki konu konuşuluyor anladığım kadarıyla. İşte evet, Oğuzhan'ın liderlik yetenekleri konuşuluyor. O konuyu da konuşacağız tabii ki. Ben Öykü'ye söz vermek istiyorum tabii. Öncelikle. Çünkü sen durumdan çok rahatsızsın. Potaya haklı olarak böyle hani haksız haklı muhabbeti konuşulduğu için gerçekten de gideceğim aklıma gelmezdi ve bence olmaması gerekiyordu. Hı hı. Çünkü hepimiz orada koşturduk. Muhabbetler çok farklı yerlere gitti tabii ama yani benim hem oyunlarda hem yemekte başarısız olacağım düşünüldü ki beni potaya koydular. Ama ben öyle düşünmüyorum ve herkesin de öyle düşündüğünü düşünmüyorum.
Yani aslında şöyle bir şey, ilk gün performansına dayalı olarak değil de geleceğe bir geleceği düşünerek mi yaptıklarını düşünüyorsun? Evet, ben öyle düşünüyorum. Öyle düşünüyorsan tabii ki ne oyunda, evet. Ama mesela çok pardon, buyurun. Ben dün de zaten bunu söyleyecektim. Ben Öykü'nün kesinlikle Funda olması gerektiğini düşünmüyorum. Bence şöyle, Oğuzhan Dilara'yı daha zayıf halka olarak gördüğü için Öykü her bakımdan ben daha şey görüyorum, daha üst görüyorum. Yanlış anlama kesinlikle. Anlayabilirim. O yüzden... Eleyerek gitmek istiyor tabii bireysel gelişmeler yapıyoruz burada. Üst üste konuşmayın. Bir saniye şu an ben... Diyeceğim ben konuşuyorum, bir saniye. Özür dilerim. Bunu ben de söyledim çünkü. Yani bence Öykü direkt güçlü bir karakter olarak gördüğü için kendince strateji uyguladı. Ve Oğuzhan'ı da bilmiyorum, davranışlarını çok iyi hoş bulmuyorum. Özellikle takım arkadaşlarına karşı. O günde hatta şey, herkes gerildi. Asla kimsenin konuşmasına müsaade etmiyor ve bence takım arkadaşlarına kesinlikle saygı duymuyor. Bir böyle şey gibi, hani belki hoş bir tabir olmayacak ama sanki onların efendisiymiş gibi falan davranıyor. Bana yansıttığı izlenim bu. Hoş bulmuyorum. Sürekli liderim. Bence kesinlikle sürekli. Ama siz söylediği şey diyorsunuz ki siz yaptınız kendiniz bunu. Biz, evet. Bize böyle bir şey yok mesela. Neyi biz yaptık? Hayır, o size emir veriyor, siz bunu boyun eğiyorsunuz. Yok, öyle bir şey yapmıyoruz. Biz dinliyoruz sadece. Çok çok yani. Emek değil, hayır. Konuşmuyoruz. Bir saniye arkadaşlar, benden bitmiyor. Sürekli emir veriyor yani. Yorumumu yapmak istiyorum. Ben dinleyeceğim şu an arkadaşlar. Takım arkadaşın susacak. Evet, bence de takım arkadaşım bir sussun. Tamam, ben zaten genel konuştum. Hani size demedim. Karşı takım susabilir misiniz demedim. Arkadaşlar bir saniye dedim. Ve şöyle bir şey de var. Ben de tamamen hani işte yok şunu yanlış yaptı, şu hatayı yaptı olarak değil. Hani işte ikisi oy verdiler bizim takıma. Çünkü bizim yemekler güzeldi. Güzel yemeği seçtikleri için ikisine oy verildi. Bence bu çok saçmaydı. Ben performans olarak Öykü'de bir düşüklük görmüyorum. Söyleyeceklerim bu kadar. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben Oğuzhan konusu tartışılıyor, evet aynen öyle. Çünkü ben sabahtan belli arkadaşlara anlatmaya çalışıyorum. Hepsi diyor ki Oğuzhan bize söz hakkı vermiyor. İnanın bana, siz gelmeden önce hepsi birer birer konuştu ve ben dinledim. Tek tek hepsine cevabımı verdim. Cevap verince TikTok şey yani böyle efendi moduna giriyorum. Olmuyor. Ben dün ekibi seçerken de ilk konuşmamda dedim ki ben hani sizin lideriniz değil arkadaşınızım. Ekip dağılımında ne görev yapmak istiyorsanız kendiniz yapabilirsiniz. Ki ben ekibimden memnunum. Ve senin bizi oradan konuşarak böyle demolize edeceğini düşünüyorsan hiç yani böyle şeyler düşünme. İkinci bir konu, hayır bak, ikinci bir konu eleme potasına gelince. Ben tamamıyla içimden gelerek orada masada konuştum. Hataları ayrıştırdım. Dedim ki bu hani Dilara yemek hani makarnadan ya da etten sorumlu değil. Makarnadan Öykü'yle ben yani yaptık bir şeyler, uğraştık. Öykü'yle hatta lezzetini bile tartıştık. Dedik ki bak içinde bu var, bu var, şu var, şu var, şu var. Ve Öykü onu da yanlış yaptığı için ben onu söylemek gereksinimde bulundum. Bu benim kişisel tercihim. Ve bunun yanlışlığını yadırgayabilirsin, yadırgamazsın. O senin tercihin. Evet. Ben sana hiçbir türlü hani o konuda tartışma açamam. Yarın sizin elenmeyeceğiniz ya da sizin elenme potasına girmeyeceğiniz yani garanti değil. Yani bunları ilerleyen süreçlerde yine konuşacağız ve sizin içinizdeki o hani lider ruhunuz var ya, lider ruhlarınız da ortaya çıkacak. Bunları gayet ve net bir şekilde göreceğiz. Biz bir oyun kaybedebiliriz ama bu değildir ki biz bu hafta sizin yani korkulu rüyanız olmayacağız. Bir şey söyleyebilir miyim? Emin olun yani bundan. Siz benim ekibimin motivasyonunu karıştırarak yani böyle ekibin içini karıştırarak. Kimse birbirinin konuşmasının üstüne konuşmasın. Zaten onun sözü bittiği zaman konuşursunuz ama ben şöyle bir şey söylemek istiyorum Oğuzhan. Beni yanlış anlama. Sen tabii ki sana söylenen şeylere cevap vermek ihtiyacı duyuyorsun ama sen şu anda karşı takımdan olduğu kadar kendi takımından da eleştiri alıyorsun. O yüzden aslında ben biraz anlayamadığım bir durum var burada. Yani sen evet arkadaşlar belki yemek yaptığın yapmadığın konusunda sıkıntı yaşamış olabilirler herhalde anladığım kadarıyla kendi takımında böyle bir sorunum var. Dışarıdan da iyi bir lider olmadığın düşünülüyor. Ya hem iyi bir takım üyesi değilsin, daha doğrusu iyi bir ekip üyesi değilsin diye düşünülüyor. Kendi ekip arkadaşların değil mi? Evet. Yanlış mıyım anladığım kadarıyla? Yani Öykü düşünüyor bir tek böyle herhalde. Diğer kardeşlerim beni sadece... Ama ben az önce mesela Yağız'ın da... Yağız benim ekibimden değil. Ama mesela dışarıdan bakıldığı zaman kısmını evet, söylüyorum ya, ben hala. Yani şöyle Burcu Hanım, dışarıdan her şey yanlış anlaşılabilir. Ben orada içeride dün, yani ekibin içinde hepsine destek olduğumu düşünüyorum. Neden? Yani ben hepsine samimi bir şekilde yaklaşıyorum çünkü. Ben dediğim gibi yani onları üst perdeden değil, yanlarındaymış gibi bakıyorum. Yani... Üst perdeden bakıyor olsam emin olun bambaşka bir Oğuzhan görünür. Ama ben
Ben tam ne oldu? Neye güldün? Daha ne kadar üstten bakıyorsun. Oğuzhan korkuttu Ceren'i, o yüzden öyle bir şey oldu. Evet. Onu hayal edemedi, etmek istemedi o sırada. O bir üst perde, daha bir üst perdenin olması yani yeryüzünde mümkün değil. Yani evrende öyle bir şey mümkün değil. Şöyle, o yüzden biz hepimiz endişelendik. Hepimiz yani şöyle, şimdi hepsi belki gülecek, böyle kınayacak. Hepimiz Adem'le Havva'dan gelmişiz yani. Ne alaka? Allah katında da hepimiz biriz. Ben gayet açık ve netim. İçimden geldiği gibi konuşan biriyim. Yalandan yapmacık konuşmam. Aynen. Bunu yani gayet sensin, iyi net anlayabiliyorsunuz. Ben sizler gibi rol yapamıyorum. Kusura bakmayın. Ne demek ya? Sizler ya ben yapamıyorum. Görüyorsunuz. Ben rol yapamıyorum. Ben o zaman şöyle bir şey isteyebilir miyim sizlerden? Tabii. Senin ekip arkadaşlarından birisi seni eleştirsin istiyorum ben şu anda. Tabii ki. Murat eleştirsin, Burak eleştirsin. Tabii ki. Hocam buyurun. Çok teşekkür ederim. Şimdi bir ekip lideri olarak şimdi analiz kısmında herkesin bir yerde bir şeyler yaptığını gördük. Şimdi o sırada hani ekibin bir şeyleri yetiştirmesi dışında ekip liderinin arkadan gelip bir omuza dokunması bile çok güzel kesiyorsun, harika yapıyorsun, çok güzel gidiyor. Bir eksiğin var mı? Bu gibi şeyler bizi çok motive edebilirdi. Ha. Şimdi ben orada kesiyorum, bak bu kesmiş tamam çok güzel ben gideyim. Süper. Böyle bir şey yoktu. Yani bir yerlere yetişmeye çalışırken anladın mı? Aslında o olayın hemen olup bittiği evet o tabağa gidecek pozisyonu düşündüm biraz daha. Şimdi arkadaşlarla biz neyi bekledik? Öykü'nün orada bir demolize hali mi var? Sen geç canına beraber karıştır. Beraber ol. Yanında ol. Yapmadım ekip mı? Liderin olarak tamamen bir motivasyon sağlaması gerekiyordu bence orada. Ben onu beklemek istedim. Miydi? Yani o kadar dalgındı ki bak tekrar söylüyorum. Aynı yerde etimi keserken bir kere çekmeceyi açtın ayağıma vurdun. Ondan sonra geçti ikinci kere açtın yine ayağıma vurdun. Üçüncü kere geldin de artık böyle baktık birbirimize teşekkür ederim ya dedim sana mesela. Lider ekibi bütün takımı yönetmek zorunda. Sen burada en iyi yeteneğinle o sayıları topladıktan sonra bizim liderimiz oldun. Ve tamam. Bir belirli planlamalar yapmak zorundasın her zaman. Sürekli bizden bekliyorsun. Sen yapmıyorsun. Mesela öyle mi? Sen öylesin. Söyle sen mi? Böyle. Abi çok detaya girme. Az önce ben o sırada, ben diye o sırada yani. Bencil oldu diyorsun. Ben liderim. Benim istediğimi yapın. O zaman tamam. Yarınki yarışmada bak, bundan kralım. Sonra hep benim dediğim olsun. Tamam mı? Hemfikir. Zaten senin hep dediğin oluyor ki işte. Yani, onu anlatmış yani, olsun. Ben şöyle bir şey söylemek güldürüyorsunuz. Sen lider olduğunu bak, beni güldürüyorsunuz. Bir saniye. Beni güldürüyorsunuz. Söz hakkı alıyorum. Bir saniye. Sen lider olduğun için bizi yönetecek vasfa sahip olan tek kişi sensin bu takımda. Teşekkür ederim. En azından hani lider olduğu için. Teşekkür ederim. En azından şöyle söyleyebilirdin. Son oyun. Murat ben en iyisiyim. Hani şu an takım içerisinde söylüyorum. Sana da geldi. Öyle bir şey yok. Gibi. Yok hayır. Öyle bir hani, yol yok. Hani en azından biz olalım kızlar siz bir durun tarzı yapabilirdiniz. Ben de böyle düşünüyorum. Çünkü yok, bence onunla ilgisi yok da o. Yani bak şöyle ben Burak'ın da yani o zaman analiz edeceği gibi. Suç kabul ediyorsun böyle. Hayır ben suç falan kabul etmiyorum. Ama sonuç sadece olarak ben şimdi şunu en iyi söyledim. Biziz dedin. Hayır. Mesela Burak çıktığında hatayı sen yaptın veya hatta Gülcan yaptın. Ben hata yaptığımı düşünmüyorum. Lara, hatayı sen yaptın. Dışarıdan Gülcan'ın ben rovanş olsun diye söyledim. Ve o da gönüllü. Bir şey söyleyeceğim. Bakın genele geldiğiniz bakın, zaman birinci oyunu şu an baz aldık biz. Birinci oyun her şeyde güzeldi. Yani biz yenildik, şey olduk. Ama ikinci yarışmada çok sevinçli çıktık. Tabii. Çok motive çıktık. Evet. Harikaydı. İlk süreçte de çok güzel saniyeler elde ettik. Ya evet. Şimdi kimsenin hakkını yememek lazım arkadaşlar. Gerçekten. Ne olursa olsun. Oğuzhan bugün çıktığında tek elde o yarışı evet. Kazandı kardeşim. Evet. Ona asla hem de bir dakikadan muazzamdı. Yüksek bir fark. Ve ben bak şu oyunda, yani bu oyunda yani Oğuzhan'ın hırsını gördüm ve yani savaşçı ruhunu da gördüm ama bak hala şu pozisyonda sıkıntı var. Yönlendirme ve toplama, evet. Birleştirme aynen, ben yok. Ben de onu söyledim zaten. Evet, bu, yani zaten şimdi bak bu bir fikirdir. Bak, bu bir ben fikirdir. Sen çık. Şimdi elleri alıştı bu şeydir. Bu bir fikirdir ortaya atılır. Herkes tarafından uygun görülür yapılır yapılmaz. Bu tabii ki şey. Ama bugün oyunda bak tek ele güzel oyunlar kazandın. Çok güzel şeyler yaptık. İkinci seçiminde daha iyi olabilirdin. İki elle daha iyi olacağını düşündük. Biz de bunları düşündük. Ben öyle düşünüyordum zaten. Şimdi ben... Bak, İkinci dakika. Oyunu yaptığımızda ben sadece şunu demek istiyorum. Ben yani hepimiz bir ekibiz, yine yanlış anlamayın. Ben Gülcan'la Dilara'nın o anda yani bizim bugünün kaderini belirlediğini ben düşünüyorum açıkçası. Şöyle açıklayayım. Ben getireyim. Kimseyi burada zan altında tutmak istemiyorum. Beni yanlış anlamayın. Çünkü Oğuzhan oyuna başladığında dediğim gibi evet bak gene hatam vardı kardeşim. Yani gerçekten vardı. Bunu kimse yani örtbas edemez. Ama benim de hatam olabilirdi. Herkesin olabilir. Kesinlikle öyle bak. Oradaki mesela bir duraksama sayesinde... Şimdi Murat'cığım tabii ki
biz gene oyun kaybettik. Muratcığım. Yani biz bu içimizdeki bir sorunu bir çözmemiz gerekiyor. Yani biz devamlı oyun kaybetmeye devam edersek devam birbirimize düşeceğiz. Ben de bir problem olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Şöyle bak, açıp getireceğim. Evet. Sen konuş, devam et. Bu bir. İkincisi eğer hani bende ya da Dilara'daysa problem, ben de o zaman derim ki benim liderimde problem. Çünkü en başta lider çıkacaktı ve dedi ki ben oynayacağım. Şöyle sonra geldi dedi ki kim çıkmak istiyor, hani emin miyiz? Çünkü tereddüt etti kendinden. Evet. Ben mi tereddüt ettim? Ben sana da sordum. Sen tereddüt ettin. Sonrasında, bir dakika Muratcığım. Ben mi tereddüt ettim? Sor, ben öyle istedim. Ben düşündüğümü söylüyorum. Bir yükselme bak. Bak, bir şey söyleyeceğim. Bak, benim fikirlerim çok farklı şu an. Sen gülerek beni çok şey yapıyorsun ya. Yok, geliyorsun. Murat, ya gerek yok. Gülme. Söylediğin şeyler beni kasıyor. Asla gülmeni istemiyorum. Söylediğin şeyler beni kasıyor. Bak, ben burada adaletli olmaya çalışıyorum. Ben ama haksızlığa gelemiyorum. Bak, adaletli olmak için. Ben şu an öyle görüyorum. Bir şeyle suçlanmak üzereyim. Ben bunu suçlanmak değil. Siz pasif kaldınız. Gülcan. Gülcan. Gördüğünüzü okuyamadınız. Dengi belli edemediniz. Sayıyı yapamadınız. Bu kadar. Belki heyecanlandı. Belki heyecanlandık. Bakın, açık bir şey. O zaman bunlar da içinde hata. Olman lazım. Hata yani, değil her mi? Zaman. Ya ben, sen tutturmuşsun şimdi, bir hata. Öyle hata, ama hata. Ben ilk gün ne dediysem. Öyle bir şey yok. Bak, burada kalacağım son güne öyle kadar. Şey finali yok. De görsem. Bir şey de görmesem. İlk gün en son güne kadar haksızlık yapana haklı konuşmam. O zaman kusura bakma, bir lider olarak gelip diyecektin ki ya, Murat sen orada bir dur. Asla. Ben tek elimle ilk oyunu kazandım kardeşim. İkinciyi iki elimle her türlü kazanırım. Ben o adama 58 saniye. Biz sana saygı duyduk bak tek elimle. Beni dinle. Değil 58 saniye 50 saniyede bitiririm diyeceksin, anladın mı? Misal ben Burak'a yenildiği için, yenilgi aldığı için bitsin. Ben ikinci oyun olacak diye düşünerekten bilsem, emin ol, oraya en önce ben çıkarım. Ama burada ben o sayıyı alırım almam. Bak, böyle bir oyunda strateji oyunu en iyisi gitti. O sayıyı alırım almam önemli değil ama böyle yapmam. Bu şekilde yapmam. Ben kendimde de asla hata görmüyorum. Arkadaşlar bir sakin olun. Tamam, bu kadar gerilmenin yanı yok. Hata kardeşim. Bütün hata bizde o zaman yani. Gülcan'cığım sakin. Şu şekilde dedik. Oyun bütün hata bize derken bizden bahsediyor. Yani hayır, oyun içine giremediniz. Murat'ın demek istediğini ben çünkü. Oyun içine yok. Aslında hiçbirimizin kötü istemiyor. Nasıl yok ya, kim dahi... Hayır, saniye. Farklı bir şey anlatılmaya çalışıyor. Bakın arkadaşlar, aslında. Murat da aslında yenilgiyi kabul etmiyor. Aynı bizim gibi. O da bir hırsız. Etmiyorum. Hepimiz kesinlikle öyle. Bak. Tamam. Murat'ın anlatmak istediği konu şu. Nasıl anlatayım size? Biz şimdi ikincide en başta seni uyardım. Dedim ki bak, sakin ol, panik yapma. Panikleme bak, panikleme. Çünkü Öykü'yle Murat'ın anlatımına baktınız. Takır takır. Bak, senin tek elle kazanmana ciddi anlamda saygı duyuyorum. Bak, ben onu de asla bir şey demiyorum. Ama yönetim sen, bak sen şu ben kısmından bir çıksan, evet. Konu... ben değil, bak bir dinle, ben değil de biz desen her şey düzelecek zaten. Evet. Kart seçerken bak, bile bize sormadın ya, bak, farkında mısın? Şuna gelelim sordu. Öykü. Sormadım. Sen diyorsun ki kart seçerken bana sor. Hepiniz farklı kart söylese bu sefer diyeceksin ki bak, Dilara'nın istediği hayır, oldu. Hayır, biz öyle düşünmüyoruz. Tribe gireceksin. Nezaketen de ki size de sorayım. Niye sorayım? Biz zaten diyeceğiz ki niye biz sana güveniyoruz, ben, sen seç diyeceğiz hayır, ya. Hayır. Ya ben kartı, da, ben, ya bırak ben kartı ya. Seçtim. Ya bırak. Krallar gibi çıktım. Ya tek kralına. Elimle. Tek elimle. Tek elimle yendim. Biz burada ikimiz, tamam mı? Bize de soracaksın bunu. Ben yendim. Senle işim yok. Çok. Seninle işim yok ya. Benim. Öykücüğüm. Benim ben seninle işim yok. Lider değilim ben. Konuşursan ben kötü olacak. Tek başına mı oynadın oyunu? Ya yok yani. Yeter ya. Arkadaşlarımla. Yani sen tek başına mı oyun aldın? Bu adamlar tamam. Orada şey ya yok mı? Yani tek elimle pardon. Verdim mücadele. Diyor ya hani. Ya başlayacağım da gelin. Ne zaman bir şey. Hani sen diyorsun ya böyle liderlik vasfı yok. Ben öyle bir sırtladım ki Allah'ıma şükürler olsun. Ne güzel kaybettik. Ben var ya, ben şu an kendimi o kadar haklı hissediyorum ki. Şükürler olsun. Bence en büyük hata ne biliyor musun? Seninle aynı takımda olmamız ve senin bizim liderimiz olmamız. Kesinlikle. Bu kadar. Kesinlikle. Ben başka hiçbir şey söylemeyeceğim. Devam edebilirsiniz. Çok bak mesela şu hareketi böyle yastığa alıp yapmak istiyorum. Bak sana niye gülüyorum? O kadar komiksin bak, ki. Bak Gülcan bir çok laf komiksin. Var biliyor musun? Çok özür dilerim. Bir şey söyleyeceğim. Bak bu lafım Gülcan'a. Durur musun? Seni duymuyorum. Bak. Gülcan ister duy ister duyma. Seni duymuyorum. Biliyorsan söyle, alim sansınlar. Bilmiyorsan sus söyleme, alim sansınlar. Az bir şey. Seni duymuyorum. Hoş geldin dürüst. Cemal Süreyya. Ne bu şimdi? Al şey dürüst ol. Söyleyeceğim. Dürüst ol.
dürüst konuş. Benim orada içeride nasıl yarıştığım belli. Sürekli bir edebiyat yapıyorsun. Ben söyleyeceğimi söyledim. Tek hata seninle aynı takımda olmamız ve senin bizim liderimiz olman. Bu kadar. Nokta. Kalmadı. Takımdan bazı ya. Arkadaşların dayanacak gücü de kalmadı gibi duruyor. Of. Ayda hafif değil. Ayda var ya Ayda. Ayda bence dış görünüşüyle sizi aldatan biri ama akıllı ve zeki. Seni aldatan biri kardeşim. Hayır, sen demedin mi ben hafife aldım Ayda'yı diye. Ben kendim dedim hafife aldım diye. Tam onu diyorum. Yenilgiyi aldım. Tebrik ediyorum seni. Bak çok benim güzel ekibimdeki tebrik ediyorum. Herkes lider kardeşim. Biz kimseye hafife almayız ama sen aldığın sürece yenilmeye mahkumsun. Peki oyun esnasında neden o kadar gerildin Anılcan? Efendim? Oyun esnasında neden o kadar gerildin? Gerilsem 3-1 yapmayız. Hayır, arkadaşım ekibine aynen şunları söyledim. Bir şey söyleyeceğim. Şimdi siz gerilmemiş haliniz mi benim orada çorbayı söylediğimdeki bizim gözlerinizin bizim üzerimizde? Biz yanlış yaptığımız için. Biz de gerilmiş oluyor o kadar. Siz gerilmemiş oluyorsunuz. Anılcan'la konuşuyorum. Yo ben seninle konuşuyorum. Bana cevap ver. Ben Anılcan'a bir soru sordum. Bana cevap veremediğin için mi Anıl'a dönüyorsun? Hayır, önce ben ona soru sordum. Ya bana cevap ver. Ay bu kız beni gerçekten deli ediyor. Benle. Ya canım seninle konuşurum. Senin dilinden de konuşurum ben seninle. Ama ben soruyu Anılcan sana sormadım mı? Tamam, sana sordum. Söyle. Arkadan tamam, girmedi tamam, mi girdi? Tamam söyle hadi. Bayağı bir gerildiğini gördüm. Olabilir. Hatta ekibe dönüp de şey dedim. Ben sürekli sizi savunmak zorunda mıyım? Tarzı yok, cümleler. Öyle bir şey demedim. Öyle bir şey demedim. Ona yakın şeyler söyledim. Öyle bir şey demedim. Ben sizi kontrol ediyorum. Bak ona benzer diyorum zaten. Böyle bir şey demiyorum. Sizi savunuyor hani işte yapma etme demekten hani yoruldum. Bir de hani birilerini sinirlenip benden çıkartıyorsunuz falan diye dönüp o sırada Güneş'e söyledin. Sen benim açımızı mı arıyorsun? He. Güneş'e bulamazsın söyledin ki. Galiba. Evet yok ki öyle. Hala gerekiyor ya. Zaten veriyorsun. Ne açığımız sen verdin? Sen benimle muhatap olma. 5 dakika ne? Tamam mı? 5 dakika şu an bitsin. 5 dakika bir sus. Ay bir dakika bir sus. Dakika sen bir sus. Mi karar veriyorsun? Ceren, evet şu an ben Ceren. Konuşuyorum Ceren. Çünkü. Ceren. Ben konuşuyorum. Hayır senli kişi. Bak canım ben de konuşuyorum. Seni dinliyorum. Oho. Yemeler yapıyorlar. Ben Anılcan seni dinliyorum. Korkmuyor musun? Korkuyor musun? Ceren. Benle konuşmaya korkuyor musun? Ceren. Bir yemin alıyorum. Sürekli benim ekibimi manipüle etmeye çalışıyorsun. Ya. Ben mi yapıyorum? Yapma bunu, yapma. Ben mi yapıyorum? Oyunda yap ya yapacağını. Dilara. Zaten yaptım. Ama girme karısına. Oyunda yap ya. Sinirim. Yapmayın ben. İnsanları. Teker. Abi susun ya, bana geldi ya konu. Ben cevap vereceğim. Sen göründüğün gibi ol. Kardeşim göründüğüm gibiyim de. İnsan. Ben sana bir şey söylüyorum kardeşim. Bak bir dakika. Senin yaptığın işten dolayı dışarıda değil mi? Tamirci de olabilirsin, influencer da olabilirsin. Olabilir. Bir insan seni vurmaya çalışsa hoş mu? Ya tamam. Değil, olabilir. Hoş mu değil ama bir cevap ver. Ama öyle demek istemiyor belki. Belki öyle demek istemiyor. Yanlış yerlerden vurmaya çalışıyor ya. Öyle bir şey dedi kardeşim sürekli ikidir diyor ki yok. Instagram modelisin, Instagram modeli. Modeli ise modeli. Sen ne model olabilirdin? Sen ne olabilirdin model? Ne var ama burada? Bu kadar gerilecek bir konu sen. Değil. Boyun yetmiyor bir kere. Tamam lütfen Ceren. Daha fazla açıklama yapma ya. Daha fazla açıklama yapma bu konuda ya. Sürekli aynı mesleği göz önüne getiriyorsun. Ne var ya? Yo cevap bak sen bak, yaptığın işte çok başarılı olabilirsin hayatım, takdir seviyeli, ediyorum ama hayattaki tek başarın o. Bak hı-hı. Seviyeli tartış zaten yükselmek istemiyorum sana. Hı-hı. Gerek yok çünkü. Hı-hı. Sen gerçekten gözümde yoksun. sen sadece benimle böyle muhatap olduğun ve benimle konuşmaya çalıştığın hı-hı. için seninle konuşuyorum. Ben burada Gülcan'la bir diyalogdayım. Hı-hı. Gülcan'la konuşuyorum. Benimle konuşamayacağın için. Sen oradan için. Atla. Bir şey söyleyeyim sen 3 gündür bana cevap veremiyorsun ha farkındasın ama. Ben mi? Evet. Bu arada. Bana 3 gündür cevap veremiyorsun. Bak bana 3 gündür cevap veremiyorsun sen şimdi mi burada dilin şey oldu? Ben sana her zaman cevap veriyorum. Sadece senin baktığın açıdan göremiyorum. Yok cevap veremiyorsun hala. Çünkü içi boş. Tek ağzındaki konu senin sosyal medya modelli. Bu arada sosyal medya değil ha. O ayrıntıyı da geçeyim. Bilgilendireyim seni. Sen model olmak istiyorsan sana bunun öncülüğünü de yaparım. Bu kadar mı çok gözünde oldu? Ceren. Hiç sıkıntı değil. Ceren. Siz erkek olarak da mesela bunlara bunu... Ceren bir bakar mısın? Bir dakika ya. Ben... Var mı ya? Ne oluyor? Ben senin yaptığın işe saygı duyuyorum. Ben ne yaparsan yap ben. Ben ya bir şey söyleyeceğim. Ama ben size bir şey söyleyeceğim. Ceren. Bu savunma değil. Savunabilirim bu ayrı bir şey. Başka bir şey söyleyeceğim. Niye? Yahu ben başka bir şey söyleyeceğim. Önyargılı davranmayın ya.
Anıl dedi ya benim ekibimi sürekli manipüle ediyorsun diye Dilara. Dur hayatım bir dakika. Doğru. Bir şey söyleyeceğim. Bu konuda haklı bu arada. Hmm. Bak senin fazla çıkışların oluyor. Fazla gereksiz kelimelerin, cümlelerin olabiliyor. Bana kimse kızmasın. Haklı bir yandan, anladın mı? Bu karşı ekip diye değil. Bireysel olarak söylüyorum. Bizi aşağı çekiyor bu konuştuğun kelimeler bazen. Ekip olarak da çekiyor. Benim Dilara fikrim bu arada bu. Dilara seni kaç gündür aşağı çekiyor zaten. Daha yeni mi anladın? Dur hayatım bir şey söylüyorum. Yani ben rahatsız oluyorum bu durumdan. Bizi aşağıya çekme, fazla kullanmamamız gereken kelimeleri sen kullanıyorsun. Ceren ona bir şey diyor, sen atlıyorsun. O bir şey diyor, atlıyor. Farklı isimler olarak atlıyorsun. Atlama bir dakika, sus, konuşsunlar, içlerini döksünler, bir şey olsun. Anladın mı? Bak yarın öbür gün bir şey olacak, ceza yiyeceğiz. Bir şey olacak, diskalifiye olacak gibi. Bunları yaşamayalım yani. Onlar yaşasın, biz niye yaşayalım? Sadece bu durumdan rahatsızlığımı bildirmek istedim yani. Anladın mı? Tamam. Susuyorum, hiçbir şey demiyorum. Demek ki sakin sakin konuşabiliyor musun? Anılca, bu sen niye bu kadar gerginsin? Burada. Niye gergin? Hadi kaybeden biziz. Yendiniz, tebrikler. Ama yani... Anlatayım mı? Soru sorma. Bak, mesela... Şöyle bir dakika konuşalım. Mesleki bir vuruş konuşalım. Bu, bak kardeşim, bak bir insan ekmek parası, tamam mı? Bir insan gerçekten her türlü, bir sürü iş kolu var, tamam mı? İstediği şekilde iş kolunda ekmek parası da kazanır kardeşim. Ama o yanlış yapmadığı sürece ya da toplum olarak bir hukuka aykırı bir şey yapmadığı sürece herkes ekmek parası da kazanır. Abi buna herkesin saygısı sonucu. Konuşacaksa, tamam mı? Yarışlardan konuşsun ya da burada davranışlardan konuşsun. Neden dışarıdaki mesleğinden vuruyor kardeşim? Vurabileceği nokta yok çünkü. Neden ya? Yani oradan vurmaya çalışıyorsun kardeşim. Da tamam. Bunun için bak, canım var, kızdım. Buna kızdım. Daha çok biliyorsun ben hak verimle olarak giderim. Ama... O da emin ol o anlık sinirle ama belki bak, öyle cümle mi kullanmış da bu arada. Olsan bir senin mesleğini eleştirmedim. Hayattaki tek başarın olduğunu söyledim. Senin de biraz evet, daha böyle makul bir cevap versen yeterdi bence. Yani hayır Anılcan, benim başarılarım da var. Şunlar bence, şunlar diyebilirim. Anılcan gelirken gerçekten gergin geldi. Aslında bence Oğuzhan'ın sormak istediği yani oydu. Bence Oğuzhan'a sormak istedi, sen böyle bir gergin ben geldin. Ben şey ya, Oğuzhan'a falan takıldım. Geldim, güldüm, eğlendim dedim. İşte Ayda'yı dedim, hiç dedim pasif görüyordun dedim. Bak bizim dedim, senin en pasif gördüğün ekip üyemiz. Pasif görüyorum demedim. Sana bir şey söyleyeyim mi? Bak, pasif görüyorum demedim. Bir dakika, kesmez seni. Kesmez. Hatırlıyor musun? Kendisi müdahale ediyor. Bak, Ayda'yı konuşuyorsun. Pasif görüyorum bir şey demedim. Hafife aldım dedim. Özür dilerim, hafife aldım dedi. Çok özür diliyorum Ayda. Şöyle Anıl, gerçekten burada çok aşağılayıcı bir şey söylemeden. Evet. Bunun için çok fazla çok teşekkür ederim. Ya abi ben... Ben senin mesleğine saygı duyuyorum. Tebrik de ediyorum. Ama hayattaki tek başarının ne olduğunu söyledim. O yüzden benimle yarışamayacağını söyledim. Ara buluculuk her zaman güzeldi. Tek başarıların neymiş? Say da burada herkes alkışlasın mı lütfen? Bir sayar mısın? Herkes başarısını sayar. Başarılarını açıkla. Dışarıya konuşmaya gelmedik ya. Liseden 31. sıralara. Dışarıya konuşmaya gelmedik arkadaşlar. Ve senin hayatta yetişemeyeceğin bir akademik başarıya sahip. O yüzden genel kültür konusunda... O yüzden genel kültür konusunda benimle yarışamazsın. Senin mesleğine saygı duyuyorum. En iyisisindir. Bak ama ben buradayım, sen burada. Yok bir saniye, bir dakika şunu söylemek istiyorum. Bir adam tamamlasın ya. Bir dakika, ya. Yarışmayla alakalı söylüyorsun ya, genel kültür falan. Orada aslında onun vermiş olduğu yanlış cevaplardan da sen biraz öne geçtin. O konuda da hani şöyle birazcık verdiğin cevap cevaplarla ben doğru alakalı... söyledim. Evet bir doğrum var evet, ama yanlış verdiği cevaplardan dolayı sen kazandın. Yani yine de o kadar zaten, fazla o hiç, onun için yükselmem. Zaten şöyle söyleyeyim. Dediğim gibi tekrardan söyleyeyim. Aşağılama asla yapmadım. O konuda netim. Sadece hayattaki tek başarı. Dilara bana bir soru sormuş. Bana da bu arada aşırı yükseldin. Şöyle, şey ben yanlış... Ya yanlış çevirdiniz. Ha, neyse. Tamam okey, yanlış yaptın. Bir şey anlasam. Ben yanlış yapmadım. Yok yok bak bir şey sen diyeyim. Sen çevirdin. Ben çevirdim. Yani Anılcan ben seni ilk defa bulamıştım. Evet çok yükseldi. Evet çok gerektim. Abi hepinizden özür diliyorum. Ben kafamı dinlemeye gidiyorum. Senin savunduğun şey de Anılcan. Nereye gidiyorsun ya şu an ekibinle burada? Ben sana bir şey söyleyeyim. Ben şu an bahçeye, kraliyet bahçesine gidip kafa dinleyeceğim. Beyler soru yöneltiyorsunuz lütfen cevap vereyim mi? Hep tamam, zaten işte, ben bahçemeydim. Tamam vereyim. İlk önce Murat'ın şeyini... Kardeşim sen eğitmensin değil i̇şte, mi? Beso eğitmeniz. Sana onu aynı şeyi evet. Bak. Aynı şeyi Ayda sana dese ki... Ya sen eğitmensin ya. Senin eğitmen olmaktan başka ne başarın var dese... Evet. Bak bir dakika kanka. Arkadaşlar. Dediği şöyle... Ben sana yemin ediyorum ki... Gelirim yanına derim ki... Hayırdır ya ne teşekkür olmuş Ayda? Biliyorum. Eğitmenlik oldu da bu çocuk... Ya, hırsızlık mı yapıyor? İşi ne yapıyor ya? Ekmek evet, parası. Söylüyor. Bu derim tamam mı? Sonuçta öyle. Ve ikidir bunu yaptığı için... Ben buna... yarışmada da hani biraz... Sen ikinci sefer yaptığı için ha, tekrardan bu şekilde aynen, yükseldim. Aynen bir yarışmayı konuşsun dedim. Bir evet. Şey demedim. Ve sinirlendim. Zaten yarışmayı ya konuşarak... İnsanım ben. Evet, ben de evet, yükselebilirim evet. Kardeşim. Takım lideri ben olarak... Ben size herhangi bir yanlış evet. Yaptıysam gelir...
önünüz değildir, özür dilerim. Tabii ki. Bak doğru, ama yok. Kimseyi de ben burada hani kimseyi dışarıda yaptığı işlerden dolayı, ekmek parasından dolayı kimse anlayacağım, seni de yaşamak istemiyorum. Anlayacağım, bir şey söylemek istiyorum. Bir insan eğer çok haklı olduğunda konuşsa bu açıklama yapmasın. Seni ilk defa böyle görünce ben niye kesiyorsun Dilara? Gerildim ya. Bir insan eğer haklı olduğunda konuşsa bu açıklama yapmak zorunda kalmaz. Haklı olduğunda korusun. Öykü, inan bana bak şu durumda haklısın. Haklısın, haklısın niye bak, haklısın, bak bak. Duyma. Bana yakışmayan şeyleri bak, yapmak Öykü, istemiyorum. Öykü, 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 bak şu dakika beni bir arkadaşın olarak gör, tamam mı şu dakika? Zaten arkadaşım, ben seni öyle. Düşmanım olarak bak, görmüyorum, hayır, sen hayır, de yanlış bak, anlama lütfen. Bak, ben oraya, bak onu susturdum, otur dedim, sakinleş dedim, sen ne sakinleş, boş ver. Hata, İsterse hata. Susmasın bak. Bak, kullandığı cümle yanlış bir cümle, gereksiz bir cümle, tamam mı? Ben diyorum size bir dakika, yani. Ne dediğini bir söylesene. Yani öykücüm kelimesi bana samimi gelmiyor. O kız zaten... Hoşlanmıyorum. Bana kim olursa olsun söylemesin. Bana annem babam da öykücüm demesin. Anladın mı? Sonra... Beni bilen bilir zaten. Bana öyle bir şey kullanmazlar. Mesela ben canım kelimesini kullanmam. Sinirlendiğimde sevmiyorsam kullanırım. Örnek veriyorum. Ben de sevmediğim bir kelimedir. Yok tatlımdır falan. Zaten. Mesela Öykü abla diyeyim diyor ya. Ne yaparsın ya? Öykü abla ne ya? Bir insan böyle kalkıp sinirlenip bir yerlere vurmaz kendini. Ya, biraz suçu kendinde aramalısın. Asla bende bir suç olmuyor. Çünkü aramadığın için böyle. Ama böyle dersen ondan farklı kalmıyor. Hayır bir şey Hayır. Şöyle söyle. Hayır bak. Dalga geçer gibi konuşuyorsun insanlarla ya. Sen ne biliyor musun? Senin biraz davranışların böyle iğneleyici Allah ya. Allah ya. Sen kötü amaç yapmıyorsun ama dışarıdan öyle bir gözüküyorsun ki. Sanki kasti olarak karşıdakini kışkırtmaya çalışıyormuşsun gibi algılanıyor. Bak bu üçüncü kişi. Yani, elim ayağım titriyor ya. Bugün bir üçüncü birden delirtti bak, ya. Nereye saldıracağım şaşırdı olsa. Öykü, ben hayır. Sana söyledim mi? Tek sorun ne biliyor burası... musunuz? Doğru şekilde doğru bir şey konuşmuyor. Üslubuna dikkat etmiyor yani. Nasıl konuşması gerektiğini bilmiyor. Çünkü yok, yaşça çok küçük birinci... ya. Yanlış. Anladın mı? Öğrenmemiş onları. Yok. Aşkım öyle anladın deme. Mı? Lise birincisi. Bir dakika. Lütfen. Lütfen. Şimdi burada... Sen de şey ha. Ezdirmem. Dilara'ya gitti diye hemen Öykü'ye pompon verme. Hayır bir sakin. Yani, yok ben sadece konu Dilara diye geldim. Takım tamam, arkadaşıma yapmazsın sanıyordum ya. Gerçekten yapmazsın sanıyordum şey. Ya. Ne var ne tamam, onu da gözümün önünde yaptın ya. Söyledim ya Öykü'ye dedim ki. Bu kadar oluyor. Eğer bugün dedim performansı yani elime potasında olmasaydı dedim performansı en düşük Öykü'ydü dedim. Bir anda buna bu kadar yükselemezsin ama yani. Ama bir şey söyleyeyim, şimdi şöyle bir düşün. Bak benlik yanında çok sakin konuşuyor. Evet, demek ki yemin karşılıklı diyaloglarda gerçekten sorun var. Hani gerçekten biri iğneleyici gözükse de diğeri bir anda böyle yapınca beni öyle göstermek istiyorlar. Hayır bak bu sen ne? De gerçekten dışarıdan öyle gözüküyorsun. Olsun yapma. Çünkü şu an yapma. Biz ilk günden beri zaten dedik hani Öykü'yü harcadınız, Dilara'yı yazacaktınız diye ilk günden siz söyledik kendi, yani. Siz kendi kendinize bunu yaptınız. Ayağınıza sıktınız yani. Yani orada canım ben bak biz Öykü'yü söylediğinizde Ceren. Siz potayı koyduğunuzda Öykü biz hepimiz birbirimize şok içine bak. Biz Ceren. Böyle kaldık. Eğer siz bugün Dilara'yı eğer potayı ya. Koymazsanız ben size zaten diyebilecek hiçbir şey yok. Aynen. Sen o duruma hiçbir şey yok. Yani çok büyük kaşınıyor. Bir şey deme de. Anladın mı? Yani hayır, o gün onu gerektiriyordu. Bak o gün onu bugün gerektiriyordu o oldu. Konu bence dün, emin ol ki Dilara. Dün beni gerektiriyormuş demek ki ben oldum. Yani 2-2 daha 4. Bugün kim olur şey kim olmaz sen biz bunu var, bu kız seni, yani sen onu potadan kurtardın. Dün seni potaya soktu. Bugün bu kadar saygısızlık yapıyor bu kadar insana. Yani bizim farklı takımda olmamız fark etmiyor da ekipte. Hala onu savunuyormuşsun gibi hayır. Savunmuyorum hayır yanlış ya anlama. Da ben buraya geldim ki. Ne dedim? Haklısın dedim. Sana haklısın dedim. Çünkü sen orada... Duymaman gereken bir cümle duydun. Bir kelime duydun. Haklısın. Bu kız... Bu kız... Bence... Bu evden gitmesin. Anladın mı? Başka takımlar kurulduğunda gitsin. Bizim gibi kimse davranamadığını görsün. Yaşasın ondan sonra gitsin istiyorum. Ne oldu? Ben konu niye böyle buraya geldin? Ya açıkçası herkes fikrini... Öykü abla dedi. Ya hayır bak şöyle... Öykü abla mı diyeyim sana? Ne diyeyim? Hayır bak şöyle söyleyeyim. Bir saniye... Dene bana diyor. Ne diyeceğim ben ona 15 yaş büyük değil misin? Bir şey Allah söyleyeceğim. Bir sus da ben anlatayım. Bana soru. Bana soru sordu. Bana sordu bağırma değil bana. Mi? Tamam siz bir bana da bağırmayın. Alışmışsın sen herkese anladım. Bağırmaya kusura evet, bakma. Murat. Dedi ki ben bizi de yersin sen. Ya tam ne yiyeceğim ya saçmalama Murat. Saçmalama. Niye sakin olayım abi ya bu kadar sakin olmanız saçma sizin de ya. Biraz sakin olmayın ya bu nedir ya? Her neyse şu her şey her şeyi böyle her şey böyle her şey böyle. Gel. O yüzden de gitmesini istemiyorum ya. Gel. İnadına istemiyorum anladın mı?
Bize mi gelsin istiyorsun? Ya seninle falan aynı takıma düşsün Ceren, sen de düşsün. Neden? Düşsün. Görmek istiyorum ya, hani nasıl olmuş anladın mı? Ben görmek istemiyorum. Ben görmek istemiyorum. Bir şey sorabilir miyim? Siz istemiyorum. Öğretmen. Ben yani şöyle söyleyeyim. Öğretmenim bir şey sorabilir miyim? Yok ben bir şey söyleyeceğim. Ekip fark etmek sizin, ben o kızın bu evde bulunmasını istemiyorum. Çünkü burada, bak bir gün içerisinde üç kişiye birden saygısızlık yaparsa yarın sana yapacak. Öteki gün sana yapacak, onu yapacak. Çok büyük gerginlik var. Yani özellikle kızlar arasında özellikle. En yakın olay olarak Öykü'nün olayı olduğu için Öykü ile Dilara arasındaki tartışmayla ilgili konuşmak istiyorum. Hepinize söz vereceğim çünkü Ceren'i de ağlarken gördüm. Sen de aynı şekilde. Biraz böyle sinirleri çok fazla gerdiğini düşünüyorum Dilara'nın da ister istemez. Öykü ile başlamak istiyorum. Burcu'nun zaten gerginim. Yani ekip olarak da öyleyiz. Yani üç gündür oyun kaybediyoruz. Eleme potasındayım. Zaten gergin. Bir şeyler söylüyorum hanımefendiye. Bana ters ters cevap veriyor. Yani gerçekten de tahrik edici konuşuyormuş. Öykücüm diyor. Ben bunu samimiyetsiz buluyorum ve hoşuma gitmiyor. Ben bunu normal hayatımda da kullanılmasını istemiyorum ve kullanmaz kimse bana. Çünkü samimi gelmiyor. Öykü abla diyeyim diyor. Zaten sen benim kardeşim olamayacak bir insansın. Zaten benim kardeşim olsam böyle konuşamazsın bu arada. O da ayrı bir şey. Yani konuştukça daha çok sinirleniyorum. Ya ben hayatta böyle bir insan tanımadım ya. Ya bu kadar olmaz. Laf yarışına gelmedik buraya. Sen benim ekibimdensin. Seninle bir şey konuşmaya çalışıyorum. Konuşamıyorum ya. Ya ne demek Öykü abla? Burcu'nun çok bana göre ya ayıp ya. Hani Öykücüm denilmesinden hoşlanmadığımı söylüyorsam Öykü abla da denilmesinden hoşlanmadığımı anlaman lazım. Öykü desen yeterli bana. Ekstra bir şey beklemiyorum. Hayatım aşkım canım çiçeğim beklemiyorum senden zaten. Yani peki Öykü çok ablayı sence seni yaralamak için mi söyledi yoksa? İnanın bilmiyorum neye istinaden söylediğini. Biraz daha tahrik etmek için. Ama fazla ileri gidiyor. Bugün kaçıncıyı yaptı ya? Kendisine herkesin içindeyken de söyledim. Bak dedim yapma. Böyle anlattım güzelce. İnadına yapar gibi konuşuyor ya. Dördüncü öykü oldu bugün. Ben. Ya çok zor tuttum. Burcu Hanım kendimi. Gerçekten zor tuttum ya. Şu bardağı elimde kıracaktım. Saygı duymuyor kimse. Sevmeyebilir ama saygı duymak zorunda. Önce bir öyküyle olan problemini konuşalım. Sonra seninle de oldu zaten Güneş. Onu konuşacağız ama Ceren'i de konuşacağız. Sırayla soracağım neden yaşıyorsunuz bu soruyu. Ben anlatabilir miyim? Teşekkür ederim. Şöyle gelişti aslında. Gerçekten aramızda tabii ki kaybettiğimiz için bir isim çıkartmak için beyin fırtınası yapıyorduk diyeyim hani. Şu şöyle, bu böyle, şu iyi, şu kötü diye. Gülcan'a yüklenildiğini düşündüm. Hani onun ismini çoğu kişi başarısız olduğunu düşündü, öyle söyleyeyim. Ben de şöyle söyledim. Öykü dedim, eleme potasında olmasaydı ben bugün en başarısız ismini Öykü olarak görüyorum dedim. De ama şunu da sonra ekledim. Öykü sen çok iyiydin. Hani bugüne göre aramızdaki en kötü anlamında söyledim. Hani Öykü'ye hani herhangi kötü değildin. Güne göre aramızdaki en kötü anlamında. Öyle mi? Söyledim. Bugün için mi söylüyorsun en kötü bendim bugün? Bugün için. En kötü bendim. Okay. Bugün için. Zaten bunu sana söyledim. Yeni ilk defa duyuyormuşsun gibi davranmana gerek yok. Tamam, bir daha duymak istedim biraz. Söyle. Okay. Cümlem zaten değişmedi. Gene aynı şeyi söylüyorum. Ama bunu söylemeye ihtiyacın Gülcan kötüydü. Yani Gülcan'a yükleniliyor diye. Hayır. Gülcan'ı ben korumak için. Hayır, asla mi? Gülcan'ı korumak için değildi Burcan'ın. Benim bunu belirtmemin tek sebebi hepimiz mecburi olarak potaya bir isim vermek zorundayız ya. O isimden daha çok hak eden ismi söyledim kendi içimde. Ama onu potaya veremeyeceğimiz için mecbur olarak söyleyeceğim isimden önce bunu belirtmek istedim. Bu da benim herhangi burada hiçbir yanlışlık yok zaten. Her neyse bu konuyu geçtik. Ondan sonra Öykü'ye tabii ki söz hakkı doğdu. Yanımda oturuyordu zaten. Bana bir hafif ses tonum gerçekten yükseldi, herkes farkında. Ses tonu yükselerek. Kasıtlı yapmadım. Gerginiz ve bunu kasıtlı yapmayacağımı düşünmen lazım. Tamam, ben bu ses tonundaydım. Gerçekten Öykü'ye karşı hiç ses tonum yükselmedi burada otururken. Gerçekten hiç savunmam yükselmedi. Savunmam bu mu yani? Ses yükseldi. Yok, savunmam bu değil. Devam edeceğim ama lütfen lafımı bölme. Benim seni bölmediğim gibi dinlemeyi öğren. Her neyse. Bak hala. Bak böyle konuşursam bu canını tas. Bak terbiyesizlik burada, yapmak. Bak bir şey söyleyeyim. Eğer terbiyesizlik konusuna gireceksek. Bak bana laf hak ediyorsun fazlasını ama yapamam bunu.
burada. Yapamazsın zaten. Benim karakterime sığmıyor çünkü bunlar. Ben de buna izin vermem. Sen de bunu kendine yapma. Yaptıktan sonra izin verilen önemli değil bu arada. Tamam bir daha konuşturmuyoruz. Tamam. Ben sana niye bir arkadaşa giriyorum zaten? İşte girme. Evet girecek insan değilsin. Konuş. Her neyse. Ne dedi? Dediğim gibi yanımda oturuyordu. İnanılmaz bana ya. Bu şekilde söylemlerde bulunduktan sonra gerçekten ben de. Gerçekten şok geçirdim. Ah, hani işte bir anda böyle bağırdı çağırdı. Okey tamam hadi buna da bir lafım yok. Belki söylediğim cümle onu derinden etkilemiş olabilir. Bugün en kötü performans dediğim için. Okey buna da bir lafım yok. Okay. Ama sonra Öykücüm hani bir laf alabilir miyim? Ben bir şey söylemek istiyorum dedim. Öykücüm dedim ilk başta. Bana sakın öykücüm falan deme diye bana yükselince... Ben de Öykü abla hani aslında ben onu yumuşatmak için söyledim. Ve yüzümde kışkırtıcı bir ifade varsa ben buradaki bütün mikrofonumu bile atıp buradan gitmeye hazırım. Lütfen. O derece söylüyorum. Yüzümde kışkırtıcı tek bir ifade bile yoktu. Gerçekten. Adımı Murat hani imzamı atabildim. Gerçekten çok ciddi söylüyorum. Hatta şöyle söyleyeyim. Ses tonumda dahi yoktu. Ben şu anda Öykü'nün bu kadar yükselmesini tamamıyla... Söyleyemiyorum bunda. Neyse. Kelime dağcık. Ceren gerçekten laf Ceren, atma. Ceren. Zaten yüz tonunda sorun yoktu. Daha hani, geçer gibi söyledim. Hayır. Ne ses tonumda. Bizim için daha geçmen önemli. Ne ses tonumda ne de yüz ifademde herhangi bir şekilde kışkırtıcı hiçbir şey yapmadım. Gerçekten şok geçirdim. Gerçekten şok geçiriyorum. Evet Ceren'le de tartışmış olabilirim, Güneş'le de tartışmış olabilirim ama onlarla yaşadığım diyaloglar sonucu karşılıklı olarak bu tarz şeyler gelişmişti. Ama Öykü'ye tamamıyla böyle kaldım gerçekten. Hatta bana orada çok ciddi şekilde bağırıp hani hakaret etmedi ama ona yönelik şeyler söylediğinde hani ne yapıyorsun ya bir sakin ol dedim ve bu sakinlikteydim. Ya Burcu Hanım ben onu anladım ama şimdi şöyle bir şey farkında mısın? Yani neredeyse başka kadın kalmayacak yani tartıştığın şu anda. Yani Gülcan'la ayda mı kaldı? Gülcan'la da bir ara böyle hayır. Bir... Tamam peki. Güneş'le ve Ceren'le zaten ilk gün tartıştık ve Güneş'le de mutfakta tartışmış bulunduk ve ondan sonra da onlarla devamı geldi. Ama ben bundan başka hiçbir takım arkadaş yani Öykü'yle bugünkü yaşadığım şey durumunda başka hiçbir şey yaşamadık. Şunu söylemiyor Burcu Hanım ya. Kusura bakma Öykü. Hani yanlış anladın. İnsanlıktan evet, bir şey evet, kalkmaz. Hala sen çok sinirlisin. Bence ben de. Çok sakinim. Sinirliyim. Çok geçiriyorum her şey sinirliyim zaten. Ekstra oldum. Ama mesela Murat yüz ifaden konusunda mesela dinleyebileceğim bir insan. Dalga geçti diyor. Yani ben tamamen stratejik oynadığını düşünüyorum. İlk başta burada Öykü'nün hırslanması için potaya soktular. Biz burada Gülcan'a bir şeylerden bahsederken Gülcan'ın orada böyle tek başına kaldığını hissetti. Ona destek olma amaçlı Öykü'nün üzerine gitmeye çalıştı. Ben açıkçası bunu gördüm. Öykü'nün üzerine gitmeye çalışınca da ondan sonra aralarında bir münakaşa yaşadı. Sonra dediği gibi anlattıklarından sonra abla mı diyeyim sana ne diyeyim falan gibi asla böyle. Bir şekilde asla da ifadeleri... öyle Hasan'ın baş köşesinde oturuyorsun ya böyle. Hemen sen lideriyim. Sana bir böyle bir şey geliyor biliyor musun? Böyle tamam ben söyleyeceğim şimdi. Ama iki gündür sen değil mi? Sen konuş. Sen konuş. Ya aslında hani... Ama lider ya yönetiyor. Tamam lider olabilir ama de. Ama biraz böyle iki gündür bir gerginsin sanki. Çünkü liderliğin gerginliği. Lidersin ama evet iyi yanların var Anıl'cığım ama geçici bir lidersin. Kardeşim bak, liderlik bunu gerektirir. Senin liderin... Benim liderim yok. Bak, şu an yok. Bir puanla kazandın zaten. Şu an olsun. Kardeşim bir puanla şampiyon da oluyorsun. Bir tamam mı? Bana bir şey söyleyeceğim. Bana bir böyle bir şu an şok geliyor. Bir dakika. Bir şey söyleyeceğim. Bunu söylemem gerekiyor. Benim liderim yok derken sen farkında mısınız? Bir dakika farkında mısınız? Hani biz hepimiz Anıl böyle lider olayı var ya. Eşitiz. Bak liderlik olayı var ya. Bu hafta benim bir liderim yok. Hani hepimiz kardeştik. Evet kardeşiz. Abi şaka mı? Sinirim bozuluyor bak. Şu an oyunda değiliz. Sakin olur musun? Bir sus, bir dakika, dokun. kardeş. Sinirim bozuluyor şu an ya. Oradayız, hep beraberiz. Herkes bir ter döküyor. Ben burada o bu kadar şunu yaptı, evet. Böyle yaptı. Evet. Ne dedi bana? Tuz atmadık, soya sosu. Ben ona öyle bir ithamda bulunmayacaktım buraya gelirken. Herkes emek döktü diyecek. Bir dakika, sözümü kesme. Tamam, yok kesmiyorum. Sözümü tamam, kesme. Tamam, kesmiyorum. Sen kesme. Değil, sen değil. Biz burada oturuyorduk, duruyorduk. Abi. Koskoca şef burada. Bak anlatıyorum sana. Aynen öyle. Çıkıyorsun ben takım arkadaşlarımdan Öykü ve Murat'ın şu şekilde olduğunu, hiç bu şekilde yoktu. Olduğunu. Yani hiç ne gerek var? Böyle bir şey gerek yok öncelikle. Biz bizeyken söyleyebilirdim bunu. Söylemedim. Bir şey söyleyeceğim. Sen şimdi yanına söylüyorsun. Aynısını sen yapmadın mı? Dilara'ya aynısını yapmadın mı? Ses yükseltme. Ben sana söylediğimde sen bana tepki gösteriyorsun. Sen çeşini mi? Bu takımla
stratejik davranan bir insan vardı şu an karşı takımda. Öyle sen mi? De bu stratejinin aynısını uygulamaya devam öyle ediyorsun. Mi? Karşı takımda mı? Evet, aynısını yapmaya devam aynısı ediyorsun. Çünkü aynı bugün şey Elime Potası'nda, bugün Elime Potası'nda... Bir bağırmayın ya. Elime Potası'nda benle Burak ve Ceren varız. Titre saldın çünkü sen. Üçümüz varız. Benim titre olacak hiçbir şeyim yok. Arkadaşlar. Bugün rica ediyorum. Korku aldı. Bak bu nedir biliyor musun? Bu kaçmaktır. Hayır bu saygısızlık. Bu ekipte herkes bu 4 günde tamam mı? Herkes elinden geleni yaptı. Herkes diyorsun ya sen Demir. Herkes Demirbaş. Ama ben sana şunu söyleyeyim mi? Oyunlar dışında sen bu ekibi bölmeye çalıştın. Ben olmasaydım eğer bak ben ilk defa ben olmasaydım diyorum. Ceren'le Soner, Güneş hepsi sana cephe alacaktı. Almayacak mıydınız arkadaşlar? Soner veryansın etmediniz mi? Evet. Orada sana diğer ekiple birlikte... kendimi ifade ediyorum. Orada sana diğer ekiple birlikte insanlar şovcu derken ben senin arkanda durdum. Orada iki oyun sonra konuşalım derken ekibin motivasyonu bozulmasın biliyorum. Diye ben bu ekibin arkasında durdum. İlk defa ben dedim ben bu ekibin biliyorum. Demirbaş falan değilim. Sen ama ben buraya seçimle gelmedim. Ben buraya bir oyun oynadım. Evet. Bir sen sayı iki sayı hiç fark etmez. Hiç geldim ama hiçbir zaman da ben demedim. Ama sen diyorsun ki ben bu ekibin Demirbaşıyım. Sen de ben bu ekibin lideriyim sen sus sen konuş. Ben sus sen konuş diye bir saygısızlık yapmadım kardeşim ben. Ben de sadece ne zaman sana sen sus dedim ben ya. Dedim ki, ne zaman sana sen sus dedim ben ya. Burada söz önceliği anladın. Ekibde Demirbaş bir başı ve Soner kardeşim. Ki lider. Abi lider diye söz önceliği anılın olmak evet, zorunda mı? Zorunda liderim çünkü. Hepimiz eşitiz abi. Bu adam ya lider olma amacı yok. Kardeşim ben niye bu koltukta şey oturuyorum o zaman? O koltuk lider koltuğu. Evet lider koltuğu. Sadece baş köşedesin. Ya lider. Gel bakalım. Abi, sen. Neyse ben senle bizle ayrı ya Soner kardeşim senden bir şey rica ediyorum. Senden bir şey Ceren bir dakika Ceren. Anıl şu an sana sesin çıkmıyor. Ben Ankaralıyım. Bana. Ben Ankaralıyım. Ben nereliyim oğlum? Nerelisin? Ben nereliyim? Sen nerelisin? Ben nereliyim? Anlaman lazım işte. İtamlarına dikkat ama et bak. Ama ne açıdan ekibi sarstığını düşünüyorsun? Bir item koyuyorsan ortaya... Onun ekibi sarstığı muhabbet. Yağız'ın Oğuzhan'ın yanına gitmesin. Madem benim hakkımda böyle düşünüyorsun, niye şimdi tamam, söylüyorsun bana? Tamam o zaman benim de bu konuda bir fikrim var ve gerçekten... Sen ekibi sarstın. Bana sarstın. Niye hiç söylemiyorsun bana bunu? Sarstın. Bana niye söylemiyorsun? Oyunlar bitti ve söyledim. Ben burada dün demedim mi? Burada her şeyi doğrudan dobra söyleyeyim diye. Oyunlar bitti söyledim. Burada konuşun demedim mi? Neyi konuşayım? Sen dün en iyisini yaptı söylemedim. Evet. Ben oyun etkileyecek. Evet oyun etkileyecek. Oyunlar bitti. Şu an oyun bitti. Sen oyunlar bitti. Ekibi sarstın diyor. Oyunlar bitti. Ben şu an oyundan bahsetmiyorum ya. Tamam oyunlar bittiği için söyledim. Ben dün dedim dobra olacaksınız. Sakin ben senin için ayağımı kalkacağım. Bir dakika dur ya! Dur! Ya bir bırak ya! Hayır. Gel! Gelsene! Doldu. Pişman mısın hanım? Gel buraya gel. Gel buraya gel. Hala yapmadıklarını. Arkadaşlar diyorum herkes burada bu masaya dobra dobra konuşsun. Bak ben konuşuyorum kötü olan bu sefer ben oluyorum. Diyorum ki ben yarışmalarda bu ekibi çok fazlasıyla katkım var. Hiçbir yarışmada eksi bir puan sağlamadım ben bugüne kadar. Hiçbir yarışmada eksi puan sağlamadım ekibime ve ben bunu söylediğimde bana şunu demesini beklerdim ben Anıl'a. Bu arada gerçekten Yağız'ın gösterdiği başarı, performans çok iyi deyip en azından evet. Ben de teşekkür ederim der deyip, normalde. Demedi. Diyor ki adam yok ben Soner'e şey diyor sen sus Soner, sen sus Yağız, sen konuş Soner diyormuşum. Öyle mi diyor? Ben öyle diyormuşum. Demedi. Demedim. Hayatta demem. Onu söylemek istediği şuydu. Hani sen konuştun, Soner'e de bir söz hakkı verelim demek istediği buydu her zaman olduğu gibi. Bu da onu, gibi. O da ya, böyle bir anda sanki hani Dilara'yla böyle birlik, Dilara geldi ya takıma şu an. Böyle bir birlik olup sanki böyle bir ayrımcılık yapmaya çalışıyorum. Bir şey söyleyeyim, ben zaten şeyin farkındayım. Hani ilk mesela biz change olduğumuzda, yani değiştirdiğimizde de Yağız buraya gelip Dilara'yla konuşmadı mı zaten? Evet. Dilara evet. Burada onu kesin bir şekilde doldurmuştur. Dilara gitti her yere karıştırıyor zaten ortalığı. Bak öyle bir yakarım ki. Çok ciddiyiz. Sen şu an karışacak bir potansiyel yok. Bir dakika konunun içine girme. Ben buradayım şu an sıkıntı yok. Seni oğlumun görüyoruz zaten. Hayır yok teşekkür ederim. Abi niye güzel sohbet edemiyoruz? Evet ya abi. Bütün ortalığı gerdin öyle. Gerçekten tebrikler ya. Yuma ben gayet yani nasıl bir kızı? Dilara ben de kal. Bak ben de kal. Bak bir şey söylüyorum burada. Bak için güzel ama söylediğin cümleler bazen yanlış anlaşılabiliyor. Ters gelebiliyor insanlara. O yüzden kelimeleri böyle seçerek konuşsan daha güzel pırıl pırıl bir dirala çıkacak ortaya. Sanırım şöyle oluyor.
benim söylediğim cümlenin içindeki bazı kelimeler insanların belli bir noktasına dokunuyor. Onların zoruna giden noktalarda da onlar gocunmaya başlıyor. Ya da başlıyor. Sen konuşmayı bilmiyorsun. Ben gayet konuşmayı biliyorum. O yüzden seni çok güzel susturabiliyorum. Gerçekten. Beni mi susturabiliyorsun? Gibi. Evet. Öyle zannediyor. Beni susturabiliyorsun. Ben bak. Evet. Ayakta alkışlarım. Gerçekten. Bu arada hani sen dediklerini yapabilen bir insan değilsin. Bir dakika. Ama ihtiyacımız yok. Sen dediklerinin arkasında işte, durabilen bir insan bunda. Değilsin. Dün ona bakılırsa bak, ben burada çıkıp benimle. Bir saniye ya. Üst üste konuşma. Üst üste siz anlaşamıyorsunuz. Bak, benim, ya bir dakika bir susun saniye. Ben konuşuyorum ondan sonra. Hayır bir de. Sen cümle sen söyle. Bir dakika bir dakika. Ne yapıyorsun? Evet gerçekten ne yapıyorsun? Bir saniye. Bir saniye. Ne işin var o zaman burada? Siz ne yapıyorsunuz? Yeteneğini göster hayatım dünkü. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Sohbet edemiyoruz neden biliyor evet. musun? Her an potaya yazılabiliriz gibi. Hemen bir evet. Sen benim kale alabileceğim bir insan yani bile her değilsin. Her şeyi ay inşallah. İnşallah. Ben hiçbir şey anlamıyorum. Dün zaten çok iyi olur abi. Bundan gerçekten Murat dedi böyle şey yaptı. İnşallah böyle yaparsın. Düşünebiliyor musun? Bir sorun ne yapıyorsun? Değil mi? Nasıl gidiyor? Ne yaptığını zaten görüyorum. Dönüyor devamlı. Yazın dediğine katılıyorum bu arada. Yani gelir gelmez hemen kaosa girdiniz. Sen başardığın zaman yanında duranları asla unutma. Ben senin yanında durdum. Öyle giriş yerinden ben öyle heyecanlı veyahut da kendi duygularımı ifade ederek girdim. Murat içeri böyle girdi. Ben Murat ismi veriyorum. Ne kadar başarılı bir pota, ne kadar güzel bir strateji. İnanamıyorum gerçekten. Hemen potaya birinin ismi yazılıyor. Hemen bakıyor ki evet burada diyor yakın olduğum birisi var. Onu kurtarabilirim. Ben Murat diyorum. Çünkü içeriye öyle girdi. İki oyunu kazandım ben Dilara. Bak. Sen dün başardığın zaman ben senin tarafını tuttum. Dedim ki Dilara evet sana tekrar söylüyorum. Bir dakika neyde başardın? Sen karışma Müdür ya. Kim? Dilara sen neyde karışma. Başardın? Atlama bak ben dün bahsettiğim olayı fark ettin mi? Aynısını yapıyor. Ben soruyorum. Bak aynısını ben yapıyor. Ben de soruyorum. Neyde başardı Dilara? Hayır. Oyunlarda daha aktif gördüğüm için kendisine söylüyorum. Mesela daha başarılı seninle olduğunu düşündüğüm için. Seninle oynadığım oyunu seni kazandın. Seni yendi abi alabilirim. Beni yendi. Benim evet. Sayemde yendi. Senin yo, sayende yo. Falan değil. Direkt ben tek seni yendim bu arada. Ya ben Haziran da sayıldım. Bu da dedi ki. Oy dedi ben bostum şöyle böyle. Bak ne bağırma bana. Ya. Ne bağırıyorsunuz geri yanına ya. Haziran muhabbeti döndü evet, tamam mı? Evet. Sonra ilk ben bastım diye burada şey yapmadı mı? Böyle bastım havalara ya. Girmedim. Hayır ya öyle demedim. Beni dinlemeyi öğren sen ya. Sen niye benim ekip öyle bağırıyorsun yükseliyor? Sonra neyse. Senin alerjin mi var? Takmıyorum ya. Senin alerjin mi var? Konuşuyorsun. Bu insanlar öyle bağıramazsın. Bak kimim? Bak bu insanlar öyle yükselemezsin. Sen kimsin? Oğuzhan. Sen bu insanlar öyle yükselemezsin. Oğuzhan. Sen önemsiz. Bir dakika. Kadınsın. Tam bir susun. Arkadaşlar. Güzelce, sessiz, Oğuzhan. Sakin. Kadınsam ne güneş oluyor? Konuyla konuş. Ya bir dakika karışmayın ya. Kadınsam ne oluyor? Hepimize bağırma. Ne hakkın var ya? Ne hakkın var senin? Sen kadınsın. Güneş gibi ol ya. Ne bileyim. Öykü gibi ol. Ne bileyim. Yani biraz böyle bize konuşurken nezaketli konuş ya. Bilader sana mı kaldı? Ben senden sonra ilit oldum. O zaman çok dinle. Oldu ya. Bana da ya. Gelene sonundan anlamak lazım. Otur ya. Bir dakika ya. Bu cümle doğru mu? Bana bak. Sen kadınsın otur diyor bana. Hayır ya. Öyle bir şey yok. Hayır hayır öyle değil. Öyle bir sen şey konuyu oraya çekme. Bir dakika. Bak ne dediğimi gayet iyi anladım. Bak. Konuyu vurgulayıp da farklı yönlere çekme. Kadınsın otur diye bir şey yok. Ben lütfen. Konuşayım mı? Tek tek yazdın. Kadınsın bak. Otur demedi ya. Ceren. 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 Çok özür dilerim. Laf gemisiyle sen yürümez yani. Sen kadınsın. Bir dakika. Saygı duymayan insan bağırırım. Ama bize de bağırıyor. Yanındaki bağırıyor. Hayır o duymuyor çünkü o da bağırıyor. Duymuyor musun? Yanındaki bağırıyor sürekli. Her sesini duymuyor musun ya? Bak bak. Hayır sen hepimize bağırıyorsun. Susturuyorsun. Hep. Kesmeye çalışıyorsun. Tamam sözümü kesemez ya. Kesemez. Hayır ben o konuşuyor. Dinle. Dinle. Ben... Ondan sonra ne konuşuyor? Ne anlatıyorsun ya sen? Açılmasınız. Konuşuyorsunuz. Seni, ben seni buradan Oğuzhan, gayet gönül rahatlığına dinliyorum. Oğuzhan. Oğuzhan. Çeviriyoruz. Çeviriyoruz. Aynı yere dönüyoruz. Yapın şalınızı. Kardeşim. Gülcan çok teşekkür ediyorum kahve için. Ama neden bu kahve tuzlu? Tuzlu geldi bana. Niye kahve? Ay olmayınca rotayı Gülcan'a mı çevirdim? Hayır. Kahvenin tadı biraz tuzlu geldi. Fark ettim. Tadına bakar mısın Oğuzhan? Sen bakmışsındır ben inanıyorum. Çok güzel olmuş ama ellerine sağlık. Afiyet. Çok teşekkür ediyorum. Rota yeniden oluşturdu. Ama Ayda bugün yani, yok. Çok fincanımla, kahve fincanımla da uyumlusun. Evet bilerek öyle getirdim. Çok o zaman ne sevgi ziyareti falan mı geliyor? Abi soru sordum ne var sanki? Çiçeğimi dök. Evet. Bir çiçek çikolata. Sebebi ziyaretimiz belli. Ha bilseydik Ayda ona göre gelirdik. Neyse Ayda'nın yokluğundan yararlanalım değil mi? Yo Ayda gerçekten niye yok acaba? İçinizde nasılsınız dün?
bölümünden sonra bir gelin. Harika, her gün gelin. Her gün kebap, oh yaydık. Öyle bir şey yok. Tamam, bugün de yenileceğiz. Yani bunun planlamasını, koreografisini yapacağız yine. Tabii bunu sınavımızda değil, kendi içimizde yapacağız. Yok, ben şu an genel olarak soruyorum. Şu an genel olarak emin ol, yani içimizde böyle görüyorsun konuşmaları. Bugün gerginim. Biraz anlaşmazlıklar oluşuyor ama o tabii gün içinde buzlar eriyecek, dökülecek. Oyun alanında dediğim gibi, ben burada ekip lideriysem oyun alanında herkesi hırslı. Murat gibi, Burak gibi. Tabii ki. Yani böyle hepsi hırslı zaten de. Hepsinin içindeki hırsını harika. O yüzden kahve orasına gidiyor. Oyun alanı başlıyor. Burada buzları eritiyoruz abi. Burada buzları eritiyoruz. Oyun alanında bambaşka. Yani kesinlikle Oğuzhan. İşte bu. İşte bu. Orada patlıyoruz. Aynen öyle kardeşim. Basıyoruz abi kendimizi dışarıya doğru. Oyunlarda tamamen oyundayız. Sonra yeniliyoruz veyahut da yeniyoruz, geliyoruz. Bence yani ama öyle. Benim fikrim. Genelde yenildik ama. Sadece kendi şahsi fikrimi söyleyeceğim. Yorum yapmayın bence. Ben Gülcan'ın yazılmasını doğru bulmuyorum. Bence o girmemeliydi potaya. Ben de. Ben öyle düşünüyorum. Gülcan potaya girmemeliydi. Ben de. Peki neden? Ben de bugün öyle düşünmeye başladım. Neden? Kızlar arasında Gülcan biraz daha önde çünkü. Evet. Onu demek istiyor. Tamam. Aynen. Harika ama biz performansa göre bravo verdiğimizi düşünüyoruz. İşte performansa göre versen Gülcan'a vermezdin. Yanlış verdiğini evet, düşünüyorlar mesela demek ki. Ya benim şahsi düşüncem. Gülcan'ın hala arkasındayım. Tamamen şov yaptığını düşünüyorum. Ben mi? Ve tamamıyla karar veremedim. Ne yapsam? Ha, Gülcan'ı kendime rakip olarak görüyorum. Çünkü burada ne kadar ekip olarak ama zaten bak, arkadaşlar. Da, ben Gülcan sizden önde zaten. Ya kızlar için de önde. Sonra bir şey söyleyebilir miyim? Şu an ne kadar bir ekip olarak yarışsak da herkes tek bir birey olarak buradan birinci olarak çıkacak. Nasıl ki tek bir birey olarak eleniyorsak tek bir birey olarak da birinci çıkacağız. Bence kendisi beni kızlar anlamında kendisi gördü. Pardon. Bana ne kaldı? Bence potansiyel rakibim. Kız olarak veyahut da erkek gelin olarak bir rakip olarak. Tamam, demek ki en güçlü rakip olarak yani ekipte beni kendine gördün. Özellikle. Bu yüzden beni söyledin. Çünkü beni söyleme için hiçbir sebep yoktu. Bunu zaten bu bölümü izlediğinde de göreceksin. O kadar pişman olacaksın ki ben seni sadece senin vicdanına bırakıyorum bu arada. Vicdanın rahat bu arada. Ben hiç öyle olduğunu aynı kararı Oğuzhan'ın verdiğini ve Burak'ın verdiğini de gördüm. Yapıyorsun. Ekip arkadaşlarımın hepsinin benim yanımda olduğunu da gördüm. Benimle aynı ifadeyi verdiklerini de hissettim. Dilara Hanım'ın benim evin içine şey girerken bana bir şov yapıp beni oylama potasına verdiğini de gördüm. Orada sen ismini söyledikten sonra tabii ki bu şovu yapmaya başladı. Çünkü tamam, Dilara'nın stratejik olayı bu. Ben o başarılı olurken onun yanında oldum. Hatta bugün ona bir söz söyledim. Bir dakika. Sözümü kesme. Dilara ile aynı dedim başarıyı ki, elde etmişsin. Bir şey başarırsan yani yanında olanları unutma. Evet başarı, başarı okey. Bu arada başarılı kazandım. Başarılı olursan yanında olanları unutma. Ay kardeşim oynamaz. Çok basit. Son oyunda tam ilk oyunu kazandım. Oran olarak baktığımızda evet o zaman dün için senden daha başarılı oluyorum. Dilara. Ona göre konuşuluyor. Aydan'ın sana vermiş olduğu bir sayıydı o. Bir tane miydi? Aydan'ın. Sen bir arkadaşın yani ekip arkadaşın. Eve girerken. Ceren'le yarıştım ben. Bir şeyler söylemiyorum. Evet, ayrıca direkt tepebildim ben zaten. Hayır ya. Potayı sokar mısın? Bak, İki oyunda kazanmışsın. Gülcan yanlış oynama. Murat. Sokar mısın? Murat ben de kal. Bak Dilara'nın seni yazmış olması bence çok büyük haksızlık. Çünkü ben şaşırdım açıkçası. Ben burada ilk günden geliyorum. Bana karşılıklı bir etkileşim yaşadık. Bak anlaşmadık. Bak ben benim niye bundan haberim yok? Hayır bak anlaşamadık ya. Seninle bir şey oldu. Ne ben niye hatırlamıyorum seninle anlaşamadığımı? Hemen ben hatırlamıyorum. Bana anlaşamadığım bir şey söylesin. Bir şey dün ne oldu mesela biz anlaşamadık? Gülcan, ufak bir şey söyleyeyim. Biz burada abi bir dakika biz burada analizimizi dün yaptık. Ben ilk gün geldiğimden beri lider olduğumdan beri dedim ki kimin ne kadar hatası kimin oyunlarda ne kadar performanssızlığı var. Ya. Dün başka hayır ben dün seni söyledim. Dün seni söyledim ben sana sizi değil. Hayır Dilara'dan. Evet aynen öyle. Strateji yapabiliyor olsaydın bir lider hayır, ben olarak. Hayır ben haktan yanayım. Stratejiyi sen de yapardın anladın mı? Ya. Burada gelip hata. Haktan yanayım. Valla söylediği gibi tam taşçı bile bu kadar hata demedi yani. Eğer bugün Dilara hata yapsın. Ne hata Dilara yazar. Neden Murat hata yapsın. Ya olsam yani, bu şekilde bu. Allah Allah. Bu şekilde. Ya biz kendi içimizde bir tartışıyoruz. Ne içinizdeyse git o zaman dışarı tartışıyoruz. Biz burçlarımızı eritiyoruz. Sen karşı ekiptesin. Şu an biz içimizdeki. Ya biz niye sürekli kendi aramızda tartışıyoruz. Bizim ekip niye sürekli birbirini yiyor ya? Şöyle giriş yapayım ben arkadaşlar. Başaramadık. Ama nereye koysam ben? Çay içeceğim. Yemeğe çıkacağız. Gel Dilara verin gel. Benim moralim bozuluyor. Nasıl? Çay var ya çok güzel. Dilara. Ha, teşekkür ediyorum. Dilara ben de alırım ya. Şey ellerinize yakınım. Sağlık, ayaklarınıza, ağzınıza sağlık. Gerçekten ben de tebrik ediyorum sizi. Tebrik siz beni etmediniz genel olarak şu an ama ben ettim. Abi nasıl etmedik? Teşekkür ederim. Ben ettim bana şey yapma. Sen bir şey diyeceğim sen beni niye çağırmadın? Yok Burak gelmesin, Burak gelsin falan. Burak gelmesin niye çağırmadın?
Evet. Sıkıntı mı var? Hayırdır? Çünkü yemeği versin o zaman yarısını. Aslında enerji bakımından pozitif en yakın hissettiğim isimleri ben söyledim biraz, arkadaşlar. İyi güle güle abi. Merak etme. Ben mangal enerjisini falan ben en çok ısındı. Arkadaşlara saydım. Okey. Davet ettim. Umarım diğer haftalarda devam eden nasıl süreçlerde daha iyi uyum sağlarız birbirimizle, etkileşimimiz, enerjimiz belki bütün aynı ekipten oluruz. Bütün herkesi davet bu benim senin. Sadece ekibimi de davet edebilirdim ama biliyorsunuz evet, ki karma oldu. Yani, ekip arkadaşlar. Bütün herkesi davet etseydin. Ben kendi adıma bir şey sormak tabii istiyorum. Hani samimiyetten ve kendine yakın gördüğün arkadaşların enerjiden bahsediyorsun. Daha dün bayağı bir enerjimizin tuttuğunu düşünüyordum aslında. Hani arkadaş olarak gayet iyiydik. Neden ben kendi adımı davet edemedim? Çünkü Ayda var oğlum. Çünkü Ayda var aşkım bak karşına. Ayda var Dilara. Ayda var. Yani. Dilara'yı da şey yapmadı, Dilara'yı nasıl da söylemedi. Yani anlamadım. Şimdi şöyle, tabii ki sen öyle hissetmiş olabilirsin ama... Bunu arkadaşça soruyorum, başka bir anlamda sormuyorum. Galiba Gülcan. Anlıyorum. Hayır, arkadaşça soruyorum, başka bir anlamda ben de arkadaşça söylüyorum. Samimiyet demek ki tek taraflı hissettim. Bütün herkesi, ha, evet, bütün herkesi davet etseydin, bir kişi bile dışarıda kalsa şahsen ben gelmezdim. Ben şahsen çok şaşırdım şu an. Direkt gelmezdim. Ben şundan rahatsızım biliyor musunuz? Böyle ilk haftadan eleme potasında olmak beni evet, şey yaptı ya, yıprattı gidiyor, ya. Zoruma gitti. Ya zorumuza gitti. Valla zoruma gitti. Yani, şans, bu hafta şans kişi, yüzümüze gülmedi yani. Eleme potasında 4 kişi varsa 4'ü de bizde. Gönül isterdi ki bak ben haftaya ne güzel lider olarak başladım. Açılış 10 numara ama kapanışa bak. Evet. Eleme potasında yani bunları da geçtim. Niye üzülüyorum? Bu kadar hırsla mücadele ediyoruz. Geldiğimiz sonuca bak. Beni buradaki arkadaşlarım da tamam mı? Buradaki arkadaşlarım da izleyenler de güzelce eleştirebilir. Şu an ilk haftayı tamamlıyoruz. Birçoğunuzun karakteristik özelliklerine yavaş yavaş hakim olmaya başladım. Hani sen başarıdan bahsettiğinde işte kendi başarılarını söylemiştin ya dün. Yorulunca hani Soner'i bir tık Soner'den daha iyi olduğunu hani iddia etmiştin ya dün söylemiştin. Acaba şu an tekrar bir başarı elde ettin. Tekrar bir birincilik elde ettin de Soner'in bu tavrı, Soner'in bu söylemiş olduğu şeyler bununla alakalı olabilir mi? Dünden kalan bir şey olabilir mi yani? Şimdi şöyle söyleyeyim zaten Soner diğer yarışmalar yemek haricindeki diğer yarışmalarda kendinin çok daha başarılı olduğunu söylüyordu. Şimdi yarışmalara giriyoruz, çıkıyoruz. Hepimizin ayrı ayrı iyi olduğu konular var. Ben başarılı insanı tebrik etmesini bilirim. Tamam mı? Soner burada evet ben daha iyiyim diyerek iddialı bir şekilde bana dün bahsetti ya bu konuyu. Ben burada Soner'in özellikle bireysel de çok daha fazla bir yüksek bir performans bekledim açıkçası. Yani bu oyun benim kalıbıma göre bir oyun değildi, olmadı. Kalıpla bir alakası var. Niye senin kalıpla ne alakası var ya? Nasıl ya çocuğun bacağıyla onun bacağı ile onun bacağı ile ben kalıpsız bir insanım. Ben sana kalıpsızın demiyorum. Evet. Sana kalıpsın demiyorum. Tamam. Benim engelim var burada. Alamadım. Yani hafiften bir göbeğim vardı. Çekemedim kendimi. Evet. Buydu yani. Ben bu oyunda zaten eksik olduğumu kabul ediyorum. Tamam. Bir şey demedim ki. Hayır ben de zaten sana bu oyunda eksik, ben sadece yorumumu katıyorum. Diyorum ki ben Soner'in çok daha fazla çabalamasını en azından bir son tura kadar bir şekilde bir strateji yapıp artık esnektiğini, artık nefesini yani mi tutacaktın? Artık kendini içine mi çekecektin, karnını içine mi çekecektin? O senin problemin. Yani. Sonuç olarak değil. Oyun. Ben yorumumu kattım. Dedim ki yani Soner dedim, burada dedim, madem dedim lafın zaten arkasında durur gelir dedim. Senin ama egon, senin şunu, üst bakışın durmadığı için durmuyor. Ben egolu bir insanım evet ama yerine göre ve kişiye göre egolu bir insanım. Kime ve neye göre diye bir kişiye sorarım göre kendime. Evet. Bana dışarıdan mesela bakıldığında egolu insan herhalde derler ama beni tanıyan insanlar, bak beni tanıyan insanlar, tamam beni yakından tanıyan insanlar sende ego sıfır der. Neden? Çünkü bana saygılı gelir. Niye bir tamam uzaktan bana saygıyla gelir. Bak saygıyla giderim. Tamam bir haftadır aynı evdeyim. Her zaman saygıyla, sevgiye sevgiyle giderim. Bana düzgün gelen insana egom yoktur benim. Ama sen gelmişsin benimle rekabet iyi olmamana rağmen. Yağız Ağrı şu an 11 kişiyiz. Bak
İyi olmamana rağmen. Abi ezber ya, konuşsun ama çocuk ya. Ya. Bak ben konuşmamı bitireyim, ona söz vereceğim. Ya durmuyor ki ama. Ben konuşmamı bitirince sana söz vereceğim. Lafımı bitireyim. Ya sen atlama ya balkona. Hayır ama izin ver. Bırak bitirsin, bırak bırak bitirsin. Sen niye laf atlıyorsun? Sen niye laf atlıyorsun? Bırak bitirsin. Ömer seni konuşturur. Biz ikimiz konuşuyoruz. Üçüncüye gerek yok şu an. Allah Allah. Git o zaman, git o zaman konuşuyoruz. Biz ikimiz konuşuyoruz. Bizim yanımızda konuşuyorsan biz atlamak konuşuyoruz. Bak herkes saygı gösteriyor. Bir saygı gösteriyor. Tamam ya, bitir bitir bırak. Bitir bırak. Saygıdan bahsediyorsun çocuğu şeyin sonu. Ya durun Aydan'ı uyandırdınız ya. Bana bir ithamda bulundu. Ego konusunda ben de açıklama yapıyorum. Sen niye atlıyorsun ya? Ceren bir dur. Bana dedi ki ego olsun, ben neye göre egolu olduğumu açıklıyorum. Burada da herkes duysun. Ya sakin. Ben bu kadar gerilmeye gerek yok. Biz seni anlıyoruz. Ama lafımı kesmesinler. Ben kimsenin lafını kesmiyorum. Tamam ya, sensin, hadi bitti de artık konuşayım hadi. Bak benim, bana bir şey söylüyorsun, beni dinle. Dinliyorum. Dinlemeyi bil. Ben sonra sana vereceğim sözü, ne konuşuyorsan Allah razı olsun. Sen mi yönetiyorsun tamam mı burayı? Allah. Sen mi yönetiyorsun burayı? Sıranı bilsene. Az önce sen konuşmadın mı? Vermeden normal konuşacaksın. Az önce sen konuşmadın mı Soner? Şunlara da söz versen. Az önce sen söz vereceğim, ben bana soru sordun değil mi? Egolusun işte. Komuta sana mı geçiyor, anlamadım. Sen benim hakkımda konuşunca ben mi konuşmayayım da Oğuzhan mı konuşsun? Ben konuştum, seni dinledim. Ben konuştum, seni dinledim. Ne bekliyorsun? Seni dinledim. Ne bekliyorsun? Seni dinledim. Bak ben çok sabırlı bir insanım. Tamam mı? Ben belli bir noktaya kadar çok sabırlı bir insanım. İşte bana gelip de egolasın. Sen benimle iyi olmadığın halde, bak benimle kıyas ediyorsan kendini, tamam mı, ben daha iyiydim diyorsan ben seni umursamam ki. Tamam, olmasam olur. Sen gelirsin sonra bana dersin ki egolasın dersin. Ben seni duymam bile bir şey. Anladın mı? Biz seninle bir anda aynıydık. Sen ithal etmiyor zaten. Herkesi büyük perde. Kendini başarısız olduğu halde başarılıymış gibi göstermeye çalışıp da karşısındaki insanı daha üstüne çıkmaya çalışan insanları ben duymam. Sen niye üstüne çıkmaya çalışıyorsun? Görmem ya? Ve duymam. Sen niye üstüne çıkmaya çalışıyorsun? Tamam mı? Bundan sonra da belki ne söylemek olarak kullanmasın ya. Ne anlatıyorsun ya? Sen bir konuşma, bak, seninle ilgili. Tamam, bitir bir sözünü bitirme. Bir dakika ya. Bir dakika. Ben kimseyi basamak olarak kullanmıyorum ki. Konuş. Senin yaptığın şeyin iyi bir şeyin, birinci olduğun bir şeyin neden çıkayım? Manyak mıyım ben? Değilim. Dün başarıdan konuştuklarında Yağız dedi ya, ben kendimi başarılı olduğumu düşünüyorum. Soner'den daha da iyi olduğumu düşünüyorum. Evet, ve kanıtladı. Ya. Soner'in Yağız'ı kıskandığını mı düşünüyorsunuz? Evet, bu oyunda da zaten dünkü söylediğini kanıtladı, evet. Yağız. Yani başarı konusunda. Yani dünkü konuşulan mevzuda evet, belki Soner üst perdeden konuşmuş olabilir ama şimdi şöyle bir şey de var. Arkadaşlar hepimiz denedik Yağız, yani anladın mı? Anıl'la da kavga etti. Anıl'dan da bugün iyi olduğunu ispatladı. Hani evet. O... Bence şu Soner'in takıldığı nokta, hani lafını balla kestim, özür dilerim. Soner hani işte Yağız dedi ya, işte şu gelecek, şu gelecek, şu gelmeyecek. Soner'in takıldığı nokta çünkü bana da mesela Burak ve Murat ikilisinden ben Murat'ı seçiyorum. Ya şimdi benim onun parasına da eğlencesine de ihtiyacım yok tabii. Zaten hiçbirimizin. Hepimiz aynı. Ama şey diyor, enerjim tuttuğu için hani bunu diyor. Senin de arası çok iyi. Enerjiye gelecek olursak dün neler yaşandığını gördüm. Mesela senin de arası çok iyi. Evet, güya ben. Niye seni seçmedi? Bilmiyorum, zaten ben orada şeye takıldım. Ben maalesef Dilara'yı da seçmiyorum dedim. Şey neden soracağım. Maalesef? Kime göre? Ayda'yla... Biz ilk gün başladık oyuna. İlk gün geldiğimizde bu eve tanıştık, manıştık, oyuna başladık. Yine egom var ama bu kadar değildi. Sen ta ki bu Dilara'yla orada burada bir konuştun. Bu son... Dilara ne alakası? Onu bilmiyorum ben de. O güne kadar hiçbir şeyimiz yoktu bizim seninle. Dilara geldikten sonra Ceren gidip Dilara bizim ekibe geldikten sonra orada bir benlik duygusu öne çıktı. İki gün bir oldu. Niye? Sen orada Demirbaş'tan bir başladın, konu buralara kadar geldi. Dünkü mevzu işte. Dünkü mevzu. Demirbaş'tan bir başladın, konu buraya kadar geldi. Anlıyorum. Dilara'yı istemedi galiba. Dilara'yı da istemedi. Ben öyle hatırlıyorum galiba. İkimiz de çıt çıkmıyordu, sen biliyorsun. Güle oynuyor oynuyorduk hepimiz. Gelmedi değil mi? Kim giderse, yani daha doğrusu ben gidersem ve kim kalırsa ben çok üzülürüm diyorsun. Yani ben gidersem, Öykü kalırsa ben çok üzülürüm. Yani Öykü, sen böyle herhalde gerginlikten biraz sırtın ağrıyor olsa gerek. Genelde böyle benim de çünkü sırt ağrısı falan yapar, gerginlik. Bu sırt ağrısı var. Şu gerginlikten dolayı çok mı? Çok gergin. Yani bugün yaşananlardan mı, hafta içinde yaşananlardan mı, yoksa bugün veda edebilecek o olmandan kaynaklı mı bu durum? Yani genel olarak var ve en çok da şey... Yanlış kelime kullanmak istemiyorum, hem kırmadan hem de yanlış olmasın. Hani Gülcan'ın en başından bu yana neden bana bu kadar kuruntulu olduğunu, neden illa Öykü, neden yani, onu çok merak ediyorum ki son zamanlara doğru özellikle. Öykü de Öykü, tartışmalarımız, şiddetlenmelerimiz. Çok merak ediyorum, müsaade ederseniz sormak istiyorum tabii, kendisine. Buyurun. Lütfen söyler misin? Yani en basitini söyleyeyim, dün yaşadığım olaydı. Şurada oturuyorum, kalkmışsın, üzerime doğru geliyorsun falan. Yani nesin? Sen...
bak nesin diye giremezsin. Ben sadece nesin farklı yani? Bir şey söylüyorum. Burada tartışmaya yol açacak hiçbir şey yok. Beğenmiyorum. İşte ne bileyim böyle sessiz sakin durup öyle gösterip kendini böyle birden parladığında böyle bir yukarı çıkıp ne yapayım saçma sapan konuşmuş olduğum tartışmaların ortasında ben girip de şöyle desene tartışayım. Ama çok sordum. Cevap benim vermemi bekliyorsun. Ya ama sen. Çok bir bitireyim. Gereksiz konuşuyorsun. Tamam ben bir bitireyim. Yani. Eleştiriye açık değilsin o zaman. Tamam Gülcan, ben anladım ne demek istediğini. Tamam, ben senin o zaman kendimi yormayayım. Senin için aynı şey geçerli mi peki mesela? Ben, pardon, sözün üstüne konuştum ama senin için aynı şey geçerli mi mesela? Potasına, sen gidersen ve Gülcan kalırsa yani seni en çok üzecek şey bu mu? Şu ana kadar öyle değildi. Yani şu an ben çok farklı şeyler düşünürken, ya şöyleydi böyleydi falan derken, yani ne kadar haklı olduğumu bir kez daha gösterdi bana. Kime göre, neye göre? Tamam, bana göre Gülcan. Okey. Tamam. Şimdi o zaman madem öyle öyküyle başladık, biz böyle hani eleme potasındaki insanlarla devam etmek istiyorum. Murat senle devam edelim. Sen neler söylemek istiyorsun? Yani Burcu Hanım, güzel performanslar sergiliyor herkes burada. Belli başlı sonuçlar sonucu belli potaya gidiyoruz. Yani ben bu oyunlarda mücadeleci yapımı ortaya koymaya çalışıyorum. Bunu hırslı bir şekilde yapmaya çalışıyorum. Yani eğer ki bu hafta eğlenmezsem, eğer ki bir ekip oluşturulursa, ekip içerisinde olursam yani o ekibe katkı vereceğimi gerçekten düşünüyorum. Elimden gelenin fazlasını yapacağımı düşünüyorum. Evet, ufak tefek bazı hatalar herkes tarafından da olabiliyor. Bunlar normal karşılıyorum. Hepimizde olabilecek durumlar bence. İnşallah, umut ediyorum eğer elenmezsem daha hızlı, daha güçlü, daha atik bir şekilde geri döneceğime inanıyorum hocam. Şimdi bir de Oğuzhan'a da sormak istiyorum tabii ki. Ben inanamıyorum. Neredeyse 2 gündür sesini bile duymuyorum. Sadece oyunlardaki işte çabanı görüyorum bu arada. Beğenerek izliyorum bu arada. Yanlış anlama lütfen. Teşekkür ederim. Böyle bir acaba yanlış anlamayın sadece böyle dışarıdan bakan bir insan olarak. Acaba Oğuzhan'ın yaptığı da yine aynı şekilde işte mesela senin için de aynı şey geçerli. Artık böyle bugün son gün olduğu için daha böyle bir yumuşak mı? Çünkü yanlış anlama tekrar söylüyorum Oğuzhan sana konuşurken çok çekiniyorum aslında ama. Yani şu hani kral koltuğunda oturup büyük tonlarda büyük yüksekten konuşan bir Oğuzhan tanıdık hepimiz aynı şekilde herhalde. Bir son bir iki gündür biraz daha böyle yanlış anlama yine geri vites falan gibi bir şey. Haşa hiçbir zaman böyle bir şey söylemem seninle ilgili zaten öyle bir insanda olduğunu düşünmüyorum ama biraz daha sakinsin gibi. Bu bir taktik mi diye sorayım sana. Yok asla Burcu Hanım. Şöyle anladım ki karşımdaki insanlara burada hani kendimi ifade edemiyorum sözlerimle. Dedim ki oyun alanında beni görsünler. Sözlerimle değil de mücadelemle beni hissetsinler, anlasınlar, bilsinler. Bilmiyorum yani çoğu da anlamış gibi duruyor. Çünkü konuşmalarından yani bana yaklaşımlarından anlıyorum. Sizi tekrar oyun alanına alacağım. Orada gerçekten sürpriz bir oyun oynatacağım size. İsterseniz hep birlikte oyun alanına gidelim. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.